İyi akşamlar değerli izleyiciler. RT Şah TV ve RT Spor canlı yayında bu akşam da birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi çok özel, çok değerli konuklarım var. Öncelikle sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Hemen sol yanımda Erzincan Spor'umuzun kaptanlarından Volkan Özcan. Volkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ve yine değerli hocamız, teknik direktörümüz Armağan Turan Bey. Armağan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, bu akşamki konumuz, ağırlıklı konumuz Erzincan ve Erzincan Spor'umuz. Teknik direktörümüzle, takım kaptanımızla birlikte olacağız. Hem takımı sizlerle buluşturmak, hem sizlerden gelecek soru ve önerileri almak, bütün detaylarıyla Erzincan Spor'u konuşmak olacak. Bu nedenle de dikkatle takip etmenizi canı gönülden istiyorum. Şimdi kısa kısa gündeme başlamak istiyorum. Öncelikle büyük taarruzun, Anadolu'nun Türkleri açılışının 947. yılı Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüydü. 26 Ağustos. Ulusumuza, Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını ve nice zaferlerin bizimle olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda büyük taarruzunda 1922'de yapılan Mustafa Kemal Atatürk tarafından ve Türk ulusu tarafından büyük taarruzun 96. yıl dönümü bugünlere denk geldi. Bu milletin sırtı hiçbir zaman yere gelmediği gibi bundan sonra da gelmeyecektir. Nice taarruzlar, nice savaşlar gördük. Şimdi sadece savaşın etkisi değişti. Sadece saldırının boyutu değişti, cinsi değişti, şekli değişti. Ekonomiyle bizi vurmaya çalışıyorlar ama bu millet bunun gibi ne darbeler gördü, ne arbedeler gördü, ne oyunlar gördü. Bizans oyunlarının hepsini yenecek güçtedir. Büyük Türk milletinin büyük zaferini kutluyorum. Ve bundan sonraki zaferlerine de ışık tutmasını Yüce Allah'ından diliyorum. Evet. Erzincanımızın gururları, Erzincanımızın onurları, badmintoncularımız yine bizi onurlandırdılar. Bayram süresince tüm milli takımın yarısını oluşturan kız ve erkekler U17 badminton takımımız Balkanlarda şampiyonluklarla döndüler. Bunlardan emek veren özellikle Murat Sönmez ve Uğur Erçetin büyük katkılar, büyük emekler milli takımın nüvesini oluşturan Erzincanlı sporcularımız. Cansu Erçetin, Yasemin Bektaş karışık çiftlerde, çift kızlarda Balkan şampiyonu oldular. Yine Semih Baha Başak'ın, Sezgin Kelebek mikslerde yani karışık çiftlerde Balkan şampiyonu oldular. Ayrıca Sezgin Kelebek tek erkeklerde Balkan şampiyonu oldu. Bunun dışında Cansu Erçetin ve Semih Başak'ın da karışık çiftlerde Balkan ikincisi oldular. Çocuklarımızı canı gönülden kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Artık alıştık badmintoncuların zaferlerine. Bundan sonra da devamını diliyoruz. Daha üst başarıların gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında e-spor okulları okulların kapanmasıyla birlikte başladı. Devam ediyordu. Ve halen de devam ediyor. Aileler, veliler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 34 branşta çeşitli çalışmalarda antrenörleriyle, sporcularıyla gençlerimizi yaz aylarında sokaktan kurtardılar, tabletten, bilgisayardan kurtardılar ve geleceğe hazırlandılar. Birlikte Erzincan'ın gençlerini izliyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz,
bunlar devam ettiler. Gerçekten faydalı da oldu. Olduğuna da inanıyorum. Okullar açıldıktan sonra da yine bu faaliyetler kendini yetiştirmiş, geliştirmiş çok değerli antrenörlerimiz ve Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla devam edecektir. Bunu da aklımıza duyurmuş olalım. Konu Erzincan dedik. Konu Erzincan Spor dedik. Erzincan bir tane, takımımız bir tane. Varlığımız spor adına, Erzincan Spor'umuz, göz bebeğimiz. Her şeyimiz onlarla. Konuklarımıza geçmeden önce bu seneki Erzincan Spor'umuzun futbolcularını tek tek sizlere sunmak istiyorum. Bahadır Kaya, kaleci. Geçen yıldan vardı, Erzincan sporlu. Osman Mert Göktepe, kaleci, yeni transfer Etimesgut'tan. Timur Çakıroğulları, kaleci, yeni transfer Aydın 1923 takımından. Murat Karahan, yeni transfer Alanya Spor'dan. Tolgahan Özdemir, Erzincan sporumuzun geçen yıldan kalan futbolcusu. Gökhan Payal, yine Erzincan sporumuzun defans oyuncusu geçen yıldan. Burak Öksüz, defans, yeni transfer Ankara Demir Spor'dan. Burak Turan, yeni transfer Kasımpaşa'dan, defans oyuncusu. Ufuk Er, sağ bek, geçen yıldan Erzincan sporumuzun oyuncusuydu. Volkan Özcan, şu anda da konuğumuz olan ve takımımızın kaptanı. Sağ bek, yeni transfer ve Niğde'den transfer oldular kendileri. Yunus Emre Tok, sağ bek, Erzincan sporun geçen yıldan. Serkan Yola, sol bek, Erzincan sporun geçen yıldan. Emre Öztürk, yeni transfer Bodrum Spor'dan. Tolgahan Erbay, orta saha, yeni transfer Silivri Spor'dan. Ufuk Sefa Küpeli, orta saha Erzincan Spor'un geçen yıldan. Enes Yılmaz, orta saha Erzincan Spor'un geçen yıldan. Erdi Kasapoğlu, orta saha Erzincan Spor'un geçen yıldan kalan futbolcuları. Berke Tulpar, orta saha yeni transfer Kocaeli Birlik Spor'dan. Sedat Cengiz, orta saha yeni transfer Gölcük Spor'dan. Sedat geçmiş yıllarda da bizde oynamıştı, tıpkı Volkan gibi. Tuncay Kılıç, orta saha yeni transfer Göztepe'den. Arda Yılmaz Türk, sağ açık, yeni transfer Çatalca Spor'dan. Eser Yayla, sağ açık, yeni transfer Etimesgut Spor'dan. Alper Aksu, Erzincan Spor'un geçen yıldan sağ açığı. Hüseyin Çıray, Erzincan Spor'un geçen yıldan sol açığı. Mert Ilıman, Erzincan Spor'umuzun geçen yıldan futbolcusu, sol açık. Sabit Hakan Yılmaz, sol açık, yeni transfer İstanbul Spor'dan. Muhammed Enes Yılmaz, forvet, yeni transfer Ankara Demir Spor'dan. Ali Öztürk, yeni transfer Manisa Belediyespor'dan. Mert Türker'i, yeni transfer Alanya Spor'dan. Kadro oldukça güzel. Hocamız değerlendirecektir. Takım kaptanımız bu konuda görüşlerini verecektir. Konu, sözü takım kaptanımızla. Erzincan nasıl buldu, takımı nasıl buldu, buraya nasıl geldi? Hem program akışına girme açısından hem de Volkan'a ilk sözü verme açısından. Volkan, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Erzincan sporumuz hayırlı olsun. Sağ olun. Bizler için de, sizler için de inşallah hayırlı olur. Volkan'ı tanıyalım. Ben Volkan Özcan, geçen sene Niğde Belediyespor'daydım. Nereden geldi? Niğde Belediyespor'dan geldim. İki sene önce yine tekrardan Erzincan Spor'da oynamıştım. Ben takıma geç katılan bir futbolcuyum. Ama geç katılmama rağmen yeni, en eski isim duruyorum. Evet. Güzel bir ortamımız var, güzel bir birlikteliğimiz var. Sağolsun hocalarımız da güzel bir ortam sağladılar bizlere. Yönetimimiz olsun, kamp ortamı güzel geçti. Şu şekilde güzel gidiyor. Takımda birliktelik, beraberlik çok iyi. Nasipse de bu haftada lig başlıyor. Asıl gerçek hayat şimdi başlıyor bizim için. Kamp geçti. İnşallah bu hafta Buca maçıyla başlayıp, ligi en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde devam ettireceğimize inanıyorum. Evet, teşekkür ederim. Devam edecek. Halkımız da merak ediyor. Tek tek onun için isimleri okudum. Erzincan Spor'umuzun kadrosunu okudum. Buradan taraftarlarımıza da çağrımdır. İlgi duyan, il içinde, il dışında, yurt dışında ilgi duyan tüm vatandaşlarımız sorularını, görüşlerini, önerilerini bize WhatsApp RTŞ hattının altta ekran altında görüntülü olarak geçiyor. WhatsApp hattıyla mesaj şeklinde canlı yayın takdir edersiniz ki bazen sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle WhatsApp hattımıza mesaj göndererek gönderirseniz her türlü sorunuza, merak ettiğiniz konuya değiniriz. Hocamızdan ve kaptanımızdan da bu konuda cevap alırız. Tekrar geleceğiz. Tabii. Değerli hocamla daha önce program yaptık. Gerçekten bir zevkti. İyi bir program. Teşekkür ederim. O zevk güzeldi. Hocamdan da eminim. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve soruya boğmadan önce vermek istediğiniz varsa. Tabii. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Erzincan halkının geçmiş mübarek bayramını kutluyorum. İkinci olarak da dün akşamki açılışta bizlere çok kısa zaman diliminde de olsa
o organizasyonda saha tertibini yapan sevgili Burak müdürüme teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, müdürümüze Burak Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii ki dün akşam güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki seyirci açısından pazar olması, bayramın son günü olması, belki seyirci katılımında eksiklikler yarattı ama ben inanıyorum ki Erzincan halkı, Erzincan spor takımını her şekilde, her şartlarda sonuna kadar destekleyecektir. İlerleyen zaman dilimi içerisinde bizim itici gücümüz olacağına canı gönülden inanıyorum. Geçen sene son periyotta kaybedilen bir şampiyonluk vardı. Evet. İnanıyorum ki ben, teknik ekibim, oyuncularım, başkanımız, yönetim kurulumuz ama taraftarlarımızla beraber bütünleşerek bu sene mutlu sona ulaşacağız. Çalışmalarımız bu yönde. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. 3 etaplı bir kamp dönemi geçirdik. Bu kamp döneminde de özellikle yeni transferlerle eski oyuncuların kaynaşması bizi son derece memnun etti. Gerçekten uzun yıllar bir arada oynuyormuşçasına saha içerisinde antrenmanlarda, işte sevgili kaptanımız da burada, aramıza yeni katılan oyuncular hiçbir yabancılık çekmedi. Abiler abiliğini, kardeşler kardeşliğini son derece layıkıyla yapmaya çalıştılar. Ufak tefek her ailede olan sorunlar bizim ailede oldu. Ama ne diyoruz, bir aile kavramı varsa bir takım da bir ailedir. Aile içerisinde zaman zaman olan ufak tefek inişli çıkışlı grafikler olabilir, söylemler olabilir. Ama önemli olan bizler, biz eğitimciyiz. Eğitimcilerin görevi insanları kazanmak ve bu kardeşlerimiz zaman zaman oyunsal form içerisinde olsun, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun, ufak tefek sorunlar her takımda yaşanıyor. Bugün bırakın Erzincanspor'u, Süper Lig'de, Premier Lig'de bile oyuncular zaman zaman yöneticilerle olsun, teknik adamlarla olsun arasında bir takım nahoş olaylar oluyor. Ama önemli olan bunları karşılıklı konuşarak, anlaşarak tekrar kazandırmak. Yoksa kaybetmek çok kolay Ahmet Beyciğim. Evet. Kazanmak çok önemli. İnşallah ilerleyen dakikalarda gelen soruları da cevaplamak isterim. Konuşacağımız çok konu var ama özellikle taraftarlarımızdan akıllarına takılan her soruyu sormalarını rica ediyorum. Evet, dediğim gibi ekran altında kurumumuzun, programın WhatsApp numaramız var. Oradan mesaj yoluyla bize ulaşabilirler ki ilk mesaj geldi Sayın Sade Aksu Fen Lisesi'nden. Hasta taraftarımız, bu sene yönetimde de var sanırım. Ahmet Hocam diyor, sesiniz gelmiyor. Onu teknik ekibimiz sanırım giderecektir. Benim sesim çok gülçüşen ama Sade benim, Hocam sizin sesiniz herhalde. Benim sesim evet. Bana diyor hocam sesiniz gelmiyor deyince demek ki benim mikrofonumda bir sıkıntı var. Arkadaşlar ilgilenirler. Şimdi birlikte dün akşam açılış vardı. Evet. Gerçekten emniyet müdürümüz, kulüp başkanımız, yönetim kurulumuz, belediye başkanımız, bunun yanında Gençlik Hizmetleri Spor Müdürümüz Sayın Volkan Burak Mumcu Bey ve taraftarlarla ilgili güzel de bir program oldu. Birlikte bu açılış programını izleyelim. Evet. Daha sonra konumuza bakalım. Bu sene Erzincanspor'un hedefe ulaşmak adına her türlü fedakarlığı göstereceği bu açılışta da belli oldu. Gerçekten Erzincan Folklor ekibinin gösterisi,
yine çok sevgili Erzincan müzisyenlerinden bu arkadaşımızın yapmış olduğu çok kısa da olsa bir şarkı söylemi hepimizi mutlu etti. Ambiyans çok güzeldi. İlk defa bir gece ışıklar altında bir hazırlık maçı desem aramızda bir antrenman maçı da yaptık. Bu da oyuncularımı ve bizleri oraya gelen taraftarlarımızla mutlu ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu mutluluk her kategoride, her branşta Erzincan halkını sevindirerek devam edeceğini umut ediyorum. Ankara Demirspor'dan. Evet. Akşam yapıldı Erzincan Spor'umuza. Hayırlı uğurlu geçmesi için, kazası belasız geçmesi için kurbanlar kesildi. Ve bu sene Erzincan Spor'umuzun futbol müsabakaları, lig müsabakaları bu sahada oynanacak. Gerekli çalışmalar yapıldı. Eksikler de en kısa sürede giderilecektir. Tribün olayında sorun vardı. Evet. Tribün olayı da çözülmüş. Ek portatif tribün yapılacak. Rüzgar konusu var. Sanırım orada bir çözüm. Rüzgar konusunda da maçlarımızı gündüz oynayacağımız için yapmış olduğum araştırmalarda yani işte 3-3.5'a kadar çok fazla rüzgar olmadığını ima ettik orada görevli arkadaşlarımız. İnşallah zaman zaman rüzgar da olsa belki bize zamanla avantaj da sağlayabilir. Aynı sahada oynamanın vermiş olduğu bir avantaj olabilir. Evet. Bu avantajı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Lazım, evet. Yine hemen şeyler başlamış mesajlardan. Ahmet Gül Hocam, öncelikle Eri Teşatif ve size sonsuz şahsınız adına selamlar, sevgiler olsun. 24 Erzincan Spor'umuza 2018-2019 sezonda kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon diliyorum. Amin. Sevgili hocamız Armağan Turhan ve kaptanımız Eser ve Volkan Özcan olmak üzere bütün futbolcu kardeşime sonsuz başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla Bursa'dan Cemal Kara. Hasta bir taraftarımız. Dediğim gibi Erzincan'ın dışında bizim şeyimiz daha çok, takımımızı yalnız bırakmıyorlar. Sıkı takipçisi Erzincan Spor. Gittiğinizde İstanbul veya Batı'da deplasmana gittiğinizde bunu da göreceksiniz. İnşallah. Geçmişte zaman zaman Ali Sami Yen Stadı vardı. Bilmiyorum belki siz oynadınız mı? Evet, yıkılmadan önce. Benim çocukluk yıllarımda oradan çıkmazdık. Erzincan Spor'un bir taraftarı gelirdi. Galatasaray taraftarı gibi. Evet. Bütün Erzincan ilçeleri, şeyi, sevdalıları gelirdi. Üçüncü haftada Allah kısmet ederse İstanbul deplasmanı, Bağcılar deplasmanı. Bağcılar o zaman bütün İstanbul'daki... Bütün İstanbul'u, Erzincanları bekliyoruz maça. Evet. Sizin zaten kendi çevreniz de var. Erzincan Spor'un sevdalıları da var. Evet. Bir Erzincanlı olarak, İstanbullu olarak sizin daha avantajınız daha fazla, farklı. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, bu şekilde mesajlarınızı dediğim gibi arayıp yazıp yönlendirebilirsiniz. Her konuda olabilir. Futbolcular konusunda, tesisler konusunda, maçlar konusunda, deplasman konusunda. Hocamızın da dediği gibi takım bizim takımız. Sezon boyunca il içinde, il dışında deplasmanlarda sizlerin takımı yalnız bırakmayacağından eminim ki geçtiğimiz yıllarda gördük bunu. Erzincan'dan otobüsler gitti. O illerdeki insanlar ve çevrelerdeki insanlar takımlarına sonsuz desteklerini verdiler. Bu sene de yine bekliyoruz. Hocam yeni sezon, yeni takım. Hedef nedir? Yani hedef tabii bunu şimdi sokaktaki bütün Erzincanlılar bizi gören, futbolculuğu gördüğü zaman hep aynı söylem. Hocam inşallah bu sene şampiyon olursun. Evet. Ben de diyorum ki artık bu sene inşallah, maşallah yok. Olmazsa olmazımız bu sene. Tabii ki Rabbim bize güç versin. Kazasız, belasız. O farklı bir şey. Ama artık bizim olmazsa olmazımız bu sene playoff. Biz konuşuyoruz oyuncularla. Playoff'a kalmadan çıkın. Teknik ekibimle, sportif direktörümüzle, başkanımızla. Yani tabii büyük konuşmamak lazım futbolda ama. Futbolda evet. Ama bizim amacımız bu gruptan direkt olarak hem de çok erken ipi göğüslemek amacımız. Geçen yıl son dönem geldin. Son 5 maç mı kalmıştı? Evet, 5-6 maç kalmıştı. Bir teknik direktör için en zor olan şeydir bu. Evet. Bilirim. Alışmadığım bir ortam. Futbolcunun size alışmadığı, sizin futbolcuya alışmadığınız, kimin futbolcunun özelliklerini bilmediğiniz birçok şey vardı. Eksik şeylerdi bunlardı. Ama sağ olsun geçen seneki oyuncularımız da bunu
Allah razı olsun. Hepsi bana karşı olan tutumları benim ona evet. Kıl payı kaçırdı. Evet. Ve buradan aramızdan ayrılan bu sene aramızda olmayan başka takımlarda onlar ekmek parası için diyor, mücadelesi. Evet. Hepsine de buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Erzincan formasına elinden geldiği kadar yardımcı olmuşlardır. Ama futbol bu. Birisi şampiyon olacak. Bir tanesi playoff'tan çıkacak. Birisi kaybedecek. Biz hocam, geçen sene kaybeden taraftık. Ama bu sene kaybeden taraf olmamak için bütün evet. paydaşlarımızla bu işin artık her şeyimizi, gövdemizi, kellemizi, amiyane olacak ama her şeyimizi koyduk. Bu sadece teknik kadronun uğraşıyla olmaz. Futbolcunun, yönetimin uğraşıyla evet. olmaz. Bu bir kurumun, bir takımın başarısında sevgili Ahmet Beyciğim, bir teknik kadronun en fazla kim ne derse desin, ben bunu her platformda söylemişimdir. Bir teknik kadronun bir futbol takımına olan katkısı en fazla %25'tir Volkan'cığım. Evet. Geri kalan yüzdelerde giydiğin formadan, kaldığın tesis, yönetimin kalitesi, taraftarın desteği, malzemecisi, masörü, doktoru, bu paydaşlar eğer bu zincir iyi bir zinciri teşkil sahnin ederse, sahne için tabii evet. ki, o zaman hiç korkmayın, başarıyı yakalarsınız. Ama bu zincirlerden bir tanesini içinden koparttığınız zaman o kırık zincir peş peşe devam eksik eder. Kalmış o yüzden oraya. Ben bu başarıda, başarı eğer olacaksak tüm Erzincan halkıyla beraber, esnafıyla, genciyle, yaşlısıyla, yönetimiyle, taraftarlarıyla tek bir vücut olarak biz bu işi başarmak mecburiyetiniz. Allah'ın izniyle de başaracağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Az önce programa girmeden de konuştuk hocam. Evet. Herkes bir hedef koyar gider. Süper Lig'i düşündüğümüz zaman bir Fenerbahçe, ki ben de Fenerbahçeli diye geçiniyorum ya da öyle kendimi öyle sanıyorum. Üçüncü haftaya girdik. Malatya 1-0 mağlup, Göztepe 1-0 mağlup. Yeni kurulan bir takım sayılır. Şunun için söyledim bunu. Fenerbahçe şampiyonluk için oynamıyor mu? Tabii. Fenerbahçe'nin bir futbolcusu, belki bir Malatya'nın, bir Göztepe'nin değeri kadar yok mu? Var. Evet. Ama bazen futbolun cilvelerinden, güzelliklerinden veya kötü taraflarından bir tanesi de budur. Yorumunu size bırakıyorum. Yani şimdi şöyle, dediğiniz gibi, şimdi biz yeni kurulan bir takım evet. olma hüviyetini taşısak bile, ama gelip bizi seyredenler, özellikle Erzurum kampında aşağı yukarı Volkan 25-30 takım vardı. Değil mi? Yani o bizi orada seyreden farklı kulüplerin teknik adamları, futbolcuları hocam diyorlar, hani herhalde takımı hiç bozmadınız. Aynı takımla devam ediyorsunuz. Neden dedim? Ama dedi sahada da çok önemli dedi. Bir uyum içerisiniz. Çok güzel bir uyumunuz var dedi. Oyuna giren, oyundan çıkan çok güzel bir uyum var dedi. Yok dedim. Aşağı yukarı geçen yıldan 8 tane oyuncumuz kaldı. Aşağı yukarı 12-13-14 tane oyuncu, yeni transferimiz. İşte işin güzelliği de burada. Yani o uyum sorunu hemen hemen hiç yaşamadık. Kamp ortamının iyi geçmesi de yani, takip ettim. Bunun da evet. nedeni aldığımız oyuncuların kalitesi artı vasıfları artı bir üst ligde evet. hepsinin bir üst ligde mücadelelerle oyuncular olması. Liderlik vasıflı oyuncuların olması. Bunların hepsi bir etken. Mutlaka bunların evet. hepsi bir etken. O yüzden ben bu sene gelen oyuncuların futbolculuğuna tabii ki hepsine kefilim. Ama onun dışında da Erzincan formasına yakışır. O mücadeleyi gösterebilecek oyuncu potansiyeline gördüm. Sahibiz. Bununla ilgili yine bizi de Ankara'dan, en çok mutlu eden evet, bu. Anıl Akkuş yazmış Ankara'dan. Ankara'dan selamlar. Yeni sezonda başarılar diliyorum. Bu sene takımın yarısının geçen seneden olması... yarısının geçen seneden olması, iskelet kadronun üzerine sağlam takviyelerin yapılması büyük avantaj. Tabii başarılar ki. Diliyorum. Büyük Erzincan Sporu camiasına diyor. Sizin de sözlerinizi yani. Doğruluyor. Evet. Peki hocam, kamp dönemi nasıl geçti? Evet. İki etap boyunca Palandöken'de, Erzurum'da kamp dönemi geçirdik. Biz evet. Hazırlık maçlarınızı takip ettim evet. ama sizden de duymak istiyorum. Şimdi biz aslında ilk çalışmamız, Volkan o zaman aramızda yoktu. Erzincan'da başladık. Ayın 12'sinde başladık. Erzincan'da çalışmaya. 10 gün burada bir çalışma evet. ortamımız oldu. Daha sonra ikinci etap için Erzurum'a gittik. Erzurum'da da gerçekten ben buradan Erzurum Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Müthiş tesisler yapmış. Aşağı yukarı 25-30 tane
Süper Lig takımı olsun, PTT birincilik takımı, ikincilik takımı, üçüncülük takımı aynı yerde farklı farklı otellerde kamp yapmasına rağmen 11 tane birbirinden güzel çim saha yapmış değil mi Volkan? Çalışma ortamı çok iyi, takımların her sahada farklı saatlerde hiç sorun yaşamadan çalışma ortamını yakalaması son derece pozitif bir olay. Biz de bu kampı en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Ben daha evvelki röportajlarımda da söyledim Ahmet Beyciğim. Hazırlık maçlarındaki skor hiçbir şekilde önemli değil. Çünkü tartma, ölçme, geçmişte, tartma geçmişte yaşanmış çok bunun örnekleri vardır. Hazırlık maçlarında hiç kaybetmeyen takımlar lig başladığı zaman 5-6 hafta sıfır çekebilir. Bunu hep ben oyuncularımla paylaştım. Kadir Hocam, işte spor direktörü Yılmaz Hoca, Mehmet Hoca, Ramazan Hoca hep paylaştık. Oyuncularla da paylaştık. Ama bizi en çok mutlu eden antrenmanlarda göstermiş olduğumuz bir takım doneleri, geri bildirimlerini maçlarda aşağı yukarı 9 tane hazırlık maçı yaptık. 9 değil mi Volkan'cığım? 9 tane hazırlık maçında 1-2 tane hariç o maçta da hoş olmayan olaylar oldu. Rakibin saha içerisindeki Erzincan Spor'a karşı olan böyle aşırı bir motivasyon, aşırı bir hırsla oynaması. Hatta bir maçta Bodrum Spor'dan transfer ettiğimiz Emrah'ın sakatlanması bizi son derece üzdü. Evet. Ama dediğim gibi hazırlık maçların sonuçları tabii ki kağıt üzerinde skor olarak 9 maç yaptık. 5-6 tane galip geldi. 2-3 tanesini kaybettik. Evet. Ama önemli olan biraz evvel dediğim gibi bize verilen oyuncuların göstermiş olduğumuz antrenmanlardaki demolardan sonra hazırlık maçlarının yansıtması bizi ileriye doğru son derece umutlandırdı. Artık ben şuna inanıyorum. Buca maçıyla beraber bu takım biz yani yanılma olasılığımız tabii ki vardır futbolda ama %80, %90 şu an biz ligi hazır durumdayız. Allah kaza bela vermezse Buca Spor maçıyla başlayan 3 puanlık serimiz artarak devam edecek. İnşallah. Temennimiz o tabii. Zaman zaman böyle sizin cümleleriniz arasına sıkıştırmak istiyorum. Tabii ki. Açık bırakınca sahip çıkma. İşte bu da sahipliği hoşumuza da gidiyor. Erzincanspor'a sahiplenmek açısından. Erzincanspor'umuzu İstanbul'dan fırsat buldukça yakından takip etmeye çalışıyoruz. Benim düşüncem önceki yıllarda olduğu gibi bu sezonda forvet hattında yeterli takviye gol silahı olmadığını düşünüyorum. Hocamızın forvet konusunda fikri nedir? Takımı görmedik. Hocamız mutlaka onun önemini almıştır. O zaman hocamız cevap verir. Teşekkür ederim bu soru için. Evet. Volkan'cığım kusura bakma. Yani burada. Yani. Şimdi tabii ki bu arkadaşımız yani aldığımız oyuncuların ne olduğunu, CV'sini yani ne kadar biliyor bilmiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Ali Öztürk denilen bir santrofor aldık. Evet. Yıllarca PTT 1. Lig'de, 2. Lig'de top koşturmuş. Evet. Her oynadığı takımda şampiyonluk yaşamış. Ortalama 12-14 gol arası atabilen ama onun yanında da inanılmaz şekilde asist yüzdesi çok yüksek olan bir oyuncu. Allah herkese Ali Öztürk gibi santrofor nasip etsin. Dün gösteri maçında yani açılıştaki oynayan arkadaşımız. Evet. Evet. İki fiziğiyle iki. Müthiş inşallah. Geçen sene bizim ligde kim şampiyon oldu sevgili Ahmet Beyciğim? Ankara Demir. Ankara Demir'in santroforu kimdi? Evet. Ben size söyleyeyim. Muhammed Enes. Muhammed Enes Yılmaz. Muhammed Enes Yılmaz'ı. Biz de bu sene. Evet. İki. Bir daha gelelim var. Gelelim kenar oyuncusuna. Evet. O bir tane daha santrofor aldık. Mert. Mert Türkeli aldık. Türkeli. Uşak'tan, Alanya'dan evet, gitmiş. Alanya'da. O en son aramıza katıldı. Ama 4-5 günde o bile kalitesini gösterdi. Bilmiyorum kaptan sağ aynı fikirde mi? Sağ içinde duruşu. Yani. Gelelim forvet hattının kenarlarına. Eser Yayla. Volkan'la beraber takım kaptanlığı yapan Eser Yayla. Evet. Aşağı yukarı 10 yıldır benim Eyüp Spor'dan talebe. 10 yıldır ikinciliklerde top koşturmuş. Geçen yıl 9-10 golle Etimesut Belediye'de oynayan bir oyuncu. Forvet aynı zamanda açık oynuyor. Sağ tabii kenar yani evet, forvet evet, anlamı. Bizim hepsi, için evet. Sağ açık, sol açık. Forvet diyor. Evet, 3. bölge adamı. Evet. Onun yanında geçen yıl son maçlarda göstermiş olduğu performans Hüseyin Çıray. Hüseyin evet. Kesinlikle. Ki kalitesini bildiğimiz artı arkadaşımız. Bir hafta önce İstanbulspor'dan aldığımız Sabit Hakan Yılmaz. Evet. Bu arkadaşımız girsin YouTube'a. Bu oyuncunun CV'sine baksın. Evet. Kaç kere milli olmuş.
Adanaspor, İstanbulspor'da belki son bir yılda maç eksiği olabilir ama evet. Bir hafta zaman zarfında antrenmanlardaki kalitesi o kadar bariz öne çıkıyor ki. Onun dışında Çatalca'dan aldığımız üçüncülüklerde İstanbul'da özellikle üçüncülük yakından takip eden spor severler Arda, Çatalca'dan Arda diye bir oyuncu aldık. Biz espri yapıyoruz arkadaşlarla, aramızda oyuncularla. Kanatsız uçak diyoruz mesela. Yani benim üçüncü bölgede tabir de, hiçbir... Tabir de hoş, evet. Evet. Çok büyük bir yatırım bence. İnanılmaz bir yatırım. Bu çocuklar daha 17-18 yaşında. Mesela son bir hafta evvel yine 99'lu Berke diye bir oyuncu aldık. Evet. Kocaeli Birlik Spor'dan. İnanın büyümüş küçülmüş ve 3 yıllık anlaşma yaptırdık. Sağ olsun yönetimde bizim önerilerimizi kırmadı. Yani şu var, şu takımın önümüzdeki yıl bile iskeleti hemen hemen hazır gibi. Evet. Hazır gibi yani. O yüzden bu arkadaşımız gönlünü ferah tutsun. Evet. Özellikle 3. bölgede hiçbir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yine Adıyaman'dan arıyor hocam. Evet. Adıyaman'dan Erzincan sporumuza başarılar diliyorum. Burhan komşu, Anadolu takımları önemlidir. Ben çok önem veriyorum ve bütün Anadolu takımlarını da seviyorum demiş. Bir temennilerinden dolayı biz de buradan Burhan komşu kardeşimize teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şunu sonu şampiyonluk olan bir sezon diliyorum. Acaba amin. Hocamız grubu nasıl değerlendiriyor? Zorlu takımlar var. Şampiyonluk için Erzincan Spor için iyi yayınlar ve başarılar diliyorum diyor. Grubu soruyor, merak ediyorlar. Şimdi Volkan geçen sene siz hangi gruptaydınız? Ben. İkinci hangi gruptaydınız? Beyaz. Beyaz gruptaydınız. Mesela beyaz grupla kırmızı grup arasında böyle bir ufak bir fark vardı. Vardı bizim grup. Geçen sene bizim üçüncülükte de ben Şampiyonlar Ligi dediğim bir ikinci grubumuz vardı ki hem Bağcılar Spor çalıştık hem de Erzincan Spor ikinci gruptaydık. Şimdi bu sene üç grup arasında bizim üçüncü grupta bütün takımlar birkaç tane takım hariç onlar da transfer tahtasını açamadıkları için örneğin Bucaspor, Kocaelispor, 1461 Trabzonspor. Bu üç takım genç oyuncularla mücadele etmekte ama örneğin Bucaspor'un bir altyapısı var sevgili Volkancığım. O kadar iyi ki oturmuş bir takım. Birkaç tane bu sene abi vasfında oyuncu ayrıldı ama genç bir takım. 1461 Trabzonspor'un pilot takımı her zaman için. Kocaelispor bu takımların adı var. Hiçbir şey. Yani grup olarak bana göre bütün takımlar eş düzeydi. Ama ben yine bu sene en büyük rakiplerimizden bir tanesinin Diyarbakırspor, Çorumspor. Yani ekonomik açıdan, fizibilite açısından, tesis açısından, rekabet ortamına girme açısından 4-5 tane kulüp sayabiliriz. Ama bu demek değil ki diğer kulüplerin bu yarışma içerisinde hedefe bir çabası olmayacak. Mutlaka geçen sene kim derdi ki Ankara Demirspor şampiyon olacak? Kaç puan geriden geldi, evet. Yani kesinlikle. O yüzden futbolda bunlar var. İşte hep dönüp dolaşıp giriyoruz sevgili Ahmet Beyciğim. Takım olma, takım ruhu, istediğiniz kadar iyi transfer yapın. İstediğiniz kadar üstten oyuncu alın. İstediğiniz kadar büyük paralarla oyuncu alın. Takım olmazsanız, takımdaşlık ruhunu sahaya yansıtamazsanız hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Evet. Bu bir yine kanun olduğunu düşünüyorum. Buna benzer bir soru gelmiş. Hocam diyor ben Emrah, herhalde benim öğrencilerimden biri. Soyadı yazmadığı için futbolcularımdan da olabilir. Emrah güzel vardı. İyi yayınlar diyor. Konuklarımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sakatlıkların son durumu nedir? Yakından takip etmeye çalışıyorum. Ne zamana yetişirler? Grubumuzda bizi hangi takımlar zorlar? Bunu zaten biraz söylediniz. Sakatlık konusunda evet. Emrah Öztürk'ün sakatlığı ocağa kadar devam eder düşünüyorum. Evet. Bir ameliyat olacak bu ay sonu. Onun kasıktan dışında, mı? Nedir bu? Kasıkta yutma mı? Dizde bağlarda bir sorun oldu. Bir şanssızlık futbolcu için de takım için de yani gerçekten. Yani dediğim gibi hazırlık maçında rakip futbolcunun gerçekten bilinçli yapmış olduğu bir hareketten dolayı sakatlandı. Evet. Üzücü tabii. Onun dışında Muhammed Enes'in bir sakatlığı var ama Muhammed Enes'in sakatlığı çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama Buca maçında Muhammed Enes'i dinlendirmeyi düşünüyoruz. 15 gün içerisinde Muhammed Enes aramıza döner. Onun dışında 4-5 gün evvel Tolga Erbay'ın bir
omuz sakatlığı oldu. Omuzu çıkmıştı. Evet. Şu an gayet iyi antrenmanlara başladı. Kaleci geçen yıldan aramızda olan Bahadır Kaya'nın sakatlığı da yine ocağa kadar devam eder ama inanılmaz şekilde özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor Bahadır Kaya. Sizin de çağrınız herhalde etkili oldu ki bayağı yazıyorlar. Ben okuyorum. Çok memnun oluruz. Uygun görseniz kısa kısa cevaplarsak seyircilerimiz açısından da iyi olur. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle böyle güzel bir yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Benim sorum, 4 senedir bu takımı yöneten başkan ve yönetim sadece bir playoff başarısı dışında hiçbir başarısı olmadığını biliyoruz. Ayrıca kulübe gelen ekonomik anlamda parayı da doğru kullandıklarını, her sene gelen 14-15 yeni futbolcu ile bir sistemin olmadığını görmüş bulunmaktayız. Kulübün başarılı olması için önce sistemin olması gerekir. Sayın Meclis Başkanımız her türlü desteği sponsor ve siyasi olarak zaten kulübe vermektedir. Sayın Başkan ve yönetimi kulübe ne kadar hibe etmiştir? Kamu oyuna bir açıklama yapması gerekir. Borcu olmaması zaten doğal, kulübe gelen sponsor parasıyla bunu sağladıklarını biliyoruz. Bundan dolayı teşekkür ederiz. Yalnız bu iş gönül işi ve iyi bir ekiple olur. Her sene aynı konuşmalar, sonuç hüsran oluyor. Bu senede benim kendi şahsi düşüncem, bu başkanla, bu yönetimle, bu kulüp her şey Erzincanspor için hayırlı olur. Başarılı olamaz diyor bu şeyle, anladığım kadarıyla eksik yazılmış. Diliyorum. Hayırlı akşamlar hocama ve futbolculara da başarılar dilerim diyor. Bu arkadaşımın herkesin ismi, yorumu, isim yazmamış. Keşke isim yazsaydı. Bu arkadaşımıza tabii ki cevap vermek bizim haddimize değil. Bu konular bizim. Ama şunu söyleyebilirim. Bu sevgili arkadaşımız tabii ki Erzincan sevdalısı. Keşke isim verseydi. Önemli değil. Onu tanırız. Erzincan sevdalısı. Evet. Şimdi burada bugün biraz evvel örnek verdiniz. Fenerbahçe takımı 3 maçta bir galibiyetin var. Doğru mudur? Tabii. Evet. 2 hafta üst üste kaybetti. Belki uç örnek ama yani burada uçtu ama güzel bir örnek. Kişiler belki ama. Şimdi bakın, kişiler mi önemli? Erzincanspor mu önemli? Herkes hata yapabilir. Teknik adam yapabilir, futbolcu yapabilir, başkan yapabilir, yönetici yapabilir. Evet. Ama herkes için tek paydaşı, tek uğraşı Erzincanspor'un başarısıdır. Ahmet Beyciğim, üstünüzdeki atkıyı rica edebilir miyim? Ama mikrofonunuz orada galiba. Yapma, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Bir alabilir miyim? Buyurun. Çok mersi. Şimdi sevgili Erzincan halkı, şu arma, bu arma o formanın üstünde basılı. Bu armadaki, bu formadaki hiç kimseye ait değil. Ne başkanın, ne yönetim kurulunun, ne bizlerin, ne futbolcuların. Bu forma sizin, Erzincan halkının, Erzincan halkının takımı. Başka Erzincan spor yok. Belki bana kızacaksınız. Ama ben şunu istiyorum. Bakın, en önemli şey kulüp takımlarının başarısı hep beraber ligden geçer. Bugün uç örnek Fenerbahçe takımı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldiği zaman inanılmaz bir kaos ortamı varken ama zamanla taraftarlar gruplarını birleştirerek Fenerbahçe'yi bugünlere getirmiştir. Beşiktaş takımını alalım. Bir çarşı grubu vardır. Her takımda farklı farklı gruplar vardır. Ama sonuçta menfaat tek bir tanedir. O takımın başarısıdır. Tabii ki herkes kendi penceresinden haklıdır. Arkadaşımız böyle bir yorum yapmıştır. Bir de yönetim ve başkan tarafından bunu açıklandığı zaman, herkes kendi penceresinden anlattığı zaman herkes haklıdır. Ben sizlerden ricam, gerçekten bu sene bizlerin size ihtiyacı var. Bizim 12. adam olarak o taraftara ihtiyacımız var. Küskünlükleri hep bir kenara bırakın. Ben oyuncularıma şunu söylüyorum. Birbirinizi sevmeyebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ama sahaya çıktığınız zaman aynı hedef için ölümüne kadar savaşmak mecburiyetindesiniz. Dışarıda konuşmayabilirsiniz. Ben sizin tipinizi beğenmeyebilirim veya antipatik gelebilirsiniz. Sevmek zorunda da değilsiniz. Sevmek zorunda değilsiniz. Ne beni ne ben sizi. Ama bizim amacımız başarmak. Bizim amacımız o formayı sonuna kadar terletmek. Hedefe ulaşmak. Hedefe ulaşmak için de ne yapmamız lazım? Sahada birbirimizi sevmemiz lazım. İşte dış etkenlerde de sevgili taraftarlarımın,
yönetimmiş, başkanmış, orasıymış, burasıymış. Hepsini bir kenara bırakarak bir 90 dakika gelip bizi destekleyecekler. Sosyal medyada, evet, futbolcularımla konuşuyorum. Bazen hoş olmayan, nahoş yazılar yazılıyor mesela. Bunlar, biz duygusal insanlarız Ahmet Bey. Kesinlikle, hele böyle küçük şehirlerde. Küçük şehirlerde. İnsanlar ister istemeden o oyuncularım, evet, bu yorumları okuyor. Kişisel anlamda, mesela bakıyorum bazı yorumlara. İşte biz Volkan'ı aldık, hala gol yok. Hazırlık maçında atılamayan bir golü bile Volkan'a mal edebiliyor. Evet. O an saygı duyuyorum tabii. Tenkit güzel bir şey. Sevgili Ahmet Bey, taraftar tenkit etsin. Başımızın üstünde geri var. Ama yıkmadan. Ama tenkit ederken, evet, de biraz şöyle elini vicdanına koyup son, bir bakalım, bir yolumuz açılsın. Bir başlayalım. Evet. Kimse bu koltuk sevdalısı değil. Eğer burada bir başarısızlık varsa, ben şahsım adına, eğer ben bu takıma bir şey veremediğimi hissettiğim an affımı isteyip ayrılırım. Ama artı, ben Erzincancı. Ben bu topraklarda doğdum. Şu an ben bir teknik adam olarak konuşuyorum ama bir yönümde taraftar olarak konuşuyor. Yani bugün Erzincanspor neden Süper Lig'de mücadele etmesin? Tamam diyeceksiniz, evet, ki tesisler, tesis sorununu da ividilik bir şekilde çözmeye çalışacağım. Soracaktım, sorularından biri de oydu. Tesisleşme konusunda nedir? O zaman gelin öyle cevaplayayım. Evet, yine bu soruya, yani bir önceki arkadaşımızın yapmış olduğu eleştirilere karşı, sanırım kim yazmış? Metin Uğur Türk, Anagol 24 Erzincanspor'un genel sekreteriymiş. Evet. Sanırım buna güzel bir cevap olur. Ben olduğu gibi Metin Uğur Türk Bey'in gönderisini okumak istiyorum. İyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Programda bulunan Sayın Armağan Hocama ve Volkan kardeşimize başarılar diliyorum. Biz yönetim olarak bu sene de şampiyon olmak için var gücümüze çalışıyoruz. Bizlere büyük güç veren ve her zaman yanımızda olan Sayın Başkanımız Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulumuzla birlikte el ele verdik. Bütün şehir bir olmalıyız. Çünkü olmak zorundayız. Bu yol dikenli yol. Bu yol zor bir yol. Yol kazaları olabilir. Sabırlı olmalıyız ama vazgeçmeyeceğiz. Biz sportif direktörümüze, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Destek taraftarlarımızdan inşallah şampiyonluk bizden. Allah yar ve yardımcımız olsun. Abi, biz de bu temellere canlılardan katılıyoruz. Sanırım bir önceki şeye de doğru bir cevap. Yine özür dileyerek hocam, sözünüzü kesiyorum. Geçmiş programlarından birinde misafirlerimiz vardı. Gençler futbolla buluşuyor diye. Ergün Pembe gelmişti. Evet. Hami Mandralı gelmişti. Oğuz Çetin gelmişti. Ali Gültiken gelmişti. Kendileriyle sohbet ettik, konuştuk. Bu konulara girdik. Bu arada da Sayın Başkanımıza, Ahmet Tanoğlu'na dedim ki, Sayın Başkanım, altyapı, yani U takımları dediğimiz U14, U15, U16, evet, U19 grupların bu sene ne olacağı hani belli değildi o zaman. Şimdi dün akşam açılışta gördüm. Şimdi gördünüz değil mi? Memnun teşekkür, oldunuz. Teşekkür ettim. Özellikle Ahmet Bey'e yaklaştım. İşte Ahmet Bey dedim, bugünkü en büyük sevincim dedim, takımdan çok şu grupları burada görmekti. Güzel bir ekip oluşmuş. Evet. Bunlar zamanla olacak şeyler. Bir de daha ligler başlamadan böyle ben öyle sanıyorum ki, ben zannettim ki, ben sandım ki ile olmaz. Başkanıma dedim ki, olacak mı? Bir de Ulalar takımımız var bizim. Onu da Erzincan Spor'umuza destek bir takım olarak aldık. Dedi ki, ben Ahmet Tanoğlu, bu şehri seviyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir baba yiğit de çıksa şu altyapıyla şu Ulalar takımına destek verse, yani bizim pilot takımımıza destek verse, çok haklı. Yani bu bir şahsın değil, bir kişinin değil, devasa büyük paraların döndüğü bir sezondan, bir ligden bahsediyoruz. Ki kendileri aşağı yukarı 170 personelin buradan faydalandığını söyledi. Bunu çekip çevirmek bile bir kurum, bir fabrika gibi yani. Evet. Bu nedenle sabretmek lazım. Bize düşen sonuna kadar takip etmektir. Eleştiriden çok, ki eleştiri en doğal hakkınız, bu takıma destek vermek için Ahmet Tanoğlu'na da destek vermek gerekir. Yönetime de destek vermek gerekir. Maddi manevi, önce maddi manevi destek vermek lazım. Sonra eleştirmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Bir başka soruya geçelim. Bunlar zaman geldikçe vereceğim Armağan Hocam. Lige hazır mıyız? Biraz evvel söylediğim gibi. Evet. Yani lige... Bir de bu arada sakatlıklarımız da var. Onu da bahsettiniz kısaca. Yani ama şu, evet, var. Beni çok en mutlu eden unsurlardan bir tanesi de elimizdeki kadronun çok alternatifli bir kadro olması. Yani evet, hiç kimsenin kadroda yeri garanti değil. Yani kim oyundan çıkıyorsa yerine giren oyuncu da en az onun kadar mücadele eden,
Kalitesi de en az onun kadar CV'si yüksek olan, iyi olan oyunculardan kurulu. Bir kere çok özverili, çok arzu ve istekli çalışıyorlar. Evet. Bizi son derece mutlu ediyor. Artık bu saatten sonra lige hazır mıyız, hazır değil miyiz diye kafamda hiçbir soru işareti yok. Olmaması da lazım. Yani evet, ben buraya geldik inanıyorum artık. Tabii dediğim gibi futbolda çok büyük konuşmak bazen yanıltıyor ama şu an benim resme baktığım zaman çok iyi bir Erzincanspor geliyordu. Geldiğini düşünüyorum. Evet. Volkan. Volkan bu konuda tabii ki kaptandır. Saha içerisinde antrenmanlarda çok takımda oynadım Volkan. Çok takımda daha oynadım. İyi analiz yapabiliyor. Bizim şehirdeki atmosferi nasıl buldun? Nasıl yakaladın? Takım arkadaşlarınla, uyumunla ki takımın bu takımın kaptanısın. Evet. Senin görüşten alan takım hakkında, şehir hakkında, ortam hakkında, uyum hakkında, şu söylenen yorumlar hakkında. Ya şimdi herkesin kendi bir yorum var. Gerçekleri evet. De söylemek istiyor kendi. Ama evet. Sonuçta hocam da doğruları söylüyor. Biz şu an ligi hazır bir şekilde başlayacağız inşallah. Hocalarımız sağ içinde, kardeşlerim hazır. Biz de büyükler olarak sağ dışında onları maçlara motive edeceğiz. Yani şehir adı olarak birlikte olduğumuz sürece şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Ben bundan 2 sene önce burada oynadığımda çok güzel bir birliktelik vardı. Evet. Zaten birlikteliğin, beraberliğin olduğu yerde başarı olur. Kesinlikle. İnşallah bu sene onu biz büyükler olarak, hocalarımız olarak sağ dışı biz onu yapacağız. Yani şu an güzel bir ortam var. Arkadaşlık çok iyi. Küçükler küçüklüğünü, büyükler büyüklüğünü biliyor. Yani tesisimiz ne kadar olsa da çok güzel bir tesis ortamımız var. Birlikteliğimiz çok iyi. Yani bu cam maçına çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tesisimiz değil de tesis ortamımızı biz kendimiz kendimiz güzelleştiriyoruz. Evet yani. Çok güzel bir tesis ortamımız var. Birlikteliğimiz çok iyi. Yani bu cam maçına çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah oradan hayırlısı en iyi şekilde gidip en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum. Ligede evet. Böyle başladığımız sürece devamın geleceğine inanıyorum ben. Yani gerçekten çok güzel bir arkadaşlığımız var. İnşallah böyle devam eder. Yakından takip ediyorum ben de. Hem görevimiz icabı, hem bir beden eğitimi öğretmeni olarak, spor sever olarak, hem futbol sever olarak, hem Erzincan Spor'un böyle canı gönülden destekçi olarak takip ediyorum. Hoşuma da gidiyor takım. Evet. İnşallah hedefleriniz ulaşacaktır. Yine de her şey sizin güçlü adalelerinize ve beyin zekanıza evet, ki bunu önemsiyorum ben. Ben evet. Burada Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Elini herkesin gözünün önünde sıkmak istiyorum Volkan'cığım. Evet, evet. Neden? Şimdi seyirciler diyecek ki durup dururken ne oldu da hoca Volkan'ın elini yani, sıktı. Evet. Şimdi bu kaptanlık mevzusu vardı. Evet. Ben sezon başladığı zaman Erzincan'da topbaşı yaptığımız zaman o evet. An kendi düşüncemle kaptanlığı Gökhan Payal'a vermiştim evet. Sevgili Ahmet Bey. Kampa gittik. Tabii ki Volkan daha sonradan aramıza dahil oldu. Kampa gittiğimiz zaman kampta hazırlık maçlarında falan ben Gökhan Payal'ın kaptanlık olaylarıyla ilgili performansını ters yönde etkilediğini düşündüm. Yani hem kaptanlık yaparken de maç içerisindeki performansını oturduk teknik kadromuzla düşündük. Dedik ki acaba kaptanlık olayında performansını etkilediğini düşündüğümüz için çağırdık sevgili Payalı. Payalı'dık böyle bir, bizim böyle bir düşüncemiz var. Tabii ki bu düşüncemizde biz senin bu kaptanlığın senin performansını ters yönde etkilediğini düşündüğümüzü ima ettik. Ve ondan sonra bu takımın geçen yıldan eskilerinden Erdi'yi çağırdık. Volkan'ı çağırdık abi vasfında. Eser'i çağırdık sevgili Ahmet Bey. Ali Öztürk'ü çağırdık. O an Sedat Cengiz yoktu galiba. Onu evet. Yoktu o esnada. Çağırdık. Dedik böyle böyle. Biz kaptanlık olayında bir sıralama yapmak istiyoruz. İnanın ben ilk şeyi Erdi ile kendisiyle konuştum. Erdi hocam dedi teşekkür ederim ama dedi ben bu takımda kaptanlık vasıflarımı yerine getirmeye çalışırken performansımı etkileyeceğini düşündüğüm için dedi ben dedi kaptanlığı kabul etmiyorum dedi. Volkan'a dedim ki Volkan'cığım seni birinci kaptan olarak ben düşünüyorum. Volkan dedi ki teşekkür ederim ama dedi Eser dedi varken dedi ben dedi Eser'le beraber dedi aramızda dedi birinci, ikinci, üçüncü olmaz dedi mi? Kendi hakkını Eser'e vererek ikinci kaptan ve Ali Öztürk'ü de üçüncü kaptan olarak biz oyuncularımıza
belirttik. Evet. Şimdi nereye geleceğim? Biraz evvel elini neden sıktın? Bir hazırlık maçında Volkan belki hiç farkında değil. Kulübede oturuyor. İkinci devre oyuna girecek. Bir genç arkadaşın o esnada yere düştü. Baktım Volkan su almış elini. Eğil koçum diyor. Yani başına su döküyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyor. İşte bunu yakaladığınız an başarıyı bulursunuz. Armağan hocam takım. Volkan evet. Belki hatırlamıyordur. Hatırlamadım hocam. Volkan hatırlamıyordur belki. Orada işte Volkan bunu bir resmi maç olarak düşünün. Ben öyle takımlarda çalıştım ki, öyle kaptanlarla da çalıştım ki oynamadığı halde eğilip arkadaşının bağcıklarını bağlayan kaptanlarla çalıştım. Hiç korkmayın. Bunu yakalayın. Hiç korkmayın. İsterseniz öyle çok kaliteli takım olmayın. En kaliteli takıma kök söktürürsünüz. Kaptanlık olayında bu şekilde, bu da sosyal medyada işte şuna verseydi yeni gelene kaptanlık verilir mi? Yani alakası bütün, yok. Evet. Bütün olay bu. Ama bir kez daha Volkan'a, Eser'e, Ali Öztürk'e yapmış oldukları takım içerisindeki sinerjiyi çok iyi idare etmeleri, kaptanlık vasıflarını çok iyi idare etmelerinden bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada Gökhan Payal da bunu yapamadı anlamında değil. Bizim görüşümüz Gökhan Payal'ın performansını etkilediğini düşündük. Ama kendisi de şunu söyledi bize. Hocam dedi ben sezon başı dedi özellikle dedi kamplarda dedi sezon içerisindeki performansımı tam gösteremediğim için size öyle gelmiştir dedi. Ama biz bu olayı kapattık ve takım kaptanları olarak bu üçlüyü zaten tespit ettik. Zaten büyük takımlarda bunlar kaptanlık, sınıf başkanlığı gibi şey yok. Bu bir sorumluluk meselesi. Evet. Herkesten çok daha yükü sırtlanmak demektir. Evet. Bu yükü de herkes sırtlanamaz. Kaptanlık gerçekten böyle herkes o bandı buraya takıp daha sahaya çıkmak bu arkadaşım kaptanlık yapmış yani, insanlar. Ali Öztürk, taşımak Eser. Gerçekten zordur. Evet. İşte örneğini verdiniz bize ki taşıyamayacağını bizzat ifade etmiş. Bunu bir de bunu herkes de söyleyemez. Kesinlikle. O da yürek. Teşekkür ederiz. Erdin'in söylediği de çok yüreklilik. Benim yürek performansımı etkiler dedi kaptanlık evet, vasıf bunlar dedi. Bunlar önemli şeyler. Biz hani branş eğitimci olduğumuz için bunlara çok dikkat ederiz. Yıllardır sporcu yetiştiriyor, takılıyor. Tam milli takımlar düzeyinde bile. Bakıyorsun kaptanlık bazen bozuyor insanı. Bu arada ama sevgili Ahmet Beyciğim unuttum Payal derken. Payal kardeş, Gökhan Payal kardeşimizin de bir hafta evvel eşi doğum yaptı fakat erken doğum yaptı. Evet. O da bizi son derece üzüyor. Bir haftadır Erzincan'dan Malatya'ya naklettiler. Evet. Küvezde şu an çocuğu. Rabbim ona acil şifalar versin. Evet. Tabii ki Gökhan kardeşimize de burada geçmiş olsun diyorum. Biraz ben de bir yeğenim vardı, onun da öyle oldu. Evet. Şimdi gayet sağlıklı. İnşallah bizim temennimiz, Gökhan bizim temennimiz geçmiş olsun. Allah analı babalı büyütür amin, inşallah. Amin. Bizim Gökhan'a da ihtiyacımız inşallah. Var. Amin. Tabii gelecekte bebeğe de ihtiyacımız var. Amin. Evet. Tabii kesin. Yine hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diyor. Ben Kocaeli Gölcük'ten Servet Erzincanlı. Yeni sezonda Erzincan sporumuza başarılar dilerim. Stüdyodaki konuklara Volkan Özcan ve Armağan hocama da ayrıca selam ve saygılarımı teşekkür sunarım. Teşekkür ederiz. Hocam hayırlı akşamlar demiş. Maraş'tan yazıyorum. Mikail Baydur gitti mi? Gitti, evet. Ayrıldı, yeni bir takım buldu. Tabii. Evet. İyi yayınlar diyor hocam. Erzincan'dan Sayan, Emircan Sayar niye kazanmadınız çok diyor. Çok güzel, teşekkür ederim. Güzel bir soru. Kısaca, evet. Evet, şimdi bu Emircan Sayar olayı ve bir de son gün birkaç gündür Sedat Cengiz olayı. Ha, onu da soracaktım Sedat Cengiz'in ama olayı birbirine biz konuştuk gerçi birebir. İki olayı birbirine birleştirip. İki olayı birbirine birleştirip. Lütfen. Şimdi evet. Sedat kardeşimizin olayı, biz yayının başında dedik biz bir aileyiz. Aile arasında her şey olabilir. Bugün ailenle kavga ediyorsun, çocuklarınla, eşinle ama ne oluyor? Her şey o çatı altında aile arasında kalıyor. Nötr hale getiriyorsun. Tekrar yaşamına idame ettiriyorsun, devam ediyorsun. Sedat Cengiz olayında da X bir hazırlık maçında bu kardeşimizin maç esnasında çıkarken ki o anki vücuttaki yorgunluk, laktik asit, o anki atmosferde ağzından çıkan farklı bir söylemler olay biraz büyütülerek yansımış. Aslında daha sonradan gelip kendisinin hocam biz biliyoruz zaten. Biz
kaybetmekten yana değiliz. Kaybetmekten yana değiliz. Kesinlikle. Hep kazanmaktan yanayız. Ama parantez. Emircan Sayar Erzincanspor halkına ihanet etmiştir. Evet. Erzincan formasına ihanet etmiştir. Erzincan'daki geçen yılki futbolcu arkadaşlarına ihanet etmiştir. Evet. Bir kere iki olayı birbirinden ayırt etmek lazımdır. Kalması uygun değildi o zaman. Ben evet. Ve Emircan'ın Ankara'daki final maçında yapmış olduğu hareket ilk hareket değildir. Geçmişte mütemadiyen yapmış olduğu bir takım hatalar hep örtbas edilmiş. Ama ben geldikten sonra ben her zaman için haktan yanayımdır. Ben bir oyuncuya formayı verdiğim zaman kafamda tartışırım, yardımcımla tartışırım. Evet. Hak yememek adına bir teknik adam bir futbolcu için bir kere hata yapabilir, iki kere hata yapabilir. Hiçbir teknik adam bindiği dalı kesmez. İstisna evet, kişisel bir takım egoları olan meslektaşlarım yok mu? Vardır. Ama Emircan Sayar olayında ben Ahmet Tanoğlu'na bir kez daha teşekkür ederim. Ben Ankara Demir maçının gecesi, bir gecesi evvel Emircan kardeşimize buradan madem bu Emircan olayı kazanma adına söylendi, evet. Ben olayı belki kişiselleştiriyorum ama bunu söylemek mecburiyetim. Mütemadiyen gündemde bu Ahmet Bey. Şöyle ki Ankara Demir maçından bir gün evvel ben bu kardeşimize takım olarak çok güzel bir doğum günü partisi yaptık. Futbol sahası falan. Çok güzel. Ertesi gün maç esnasında maç konuşmamı yaptıktan sonra gelip yapmış olduğu bir söylem ben yine onun o anki heyecanına verdim. Fakat en son söyleminde sen beni oynatmıyorsun ama atıyorum örnek sen Volkan'ı nasıl oynatıyorsun dediği an orada kendini silmiş oldu zaten. Evet. Ben yine ona saygı duydum. Ama sen beni oynatmıyorsun da sen Volkan'ı nasıl oynatıyorsun diye bu buna bir hakaret değil. Bana geç. O Volkan'a yapılan bir hakaret. Evet. O yüzden o maçtan önce sevgili başkanımızın ben bu karakterdeki bir oyuncuyla şampiyon olacaksam hiç olmayayım daha iyi demesi de bir kulüp başkanının söylemiş olduğu çok bir önemli bir davranış olduğunu düşünüyorum. O yüzden Emircan olayını ben bu şekilde kapatıyorum. Evet. Artı buna rağmen Ahmet Beyciğim beni en çok üzen, insani olarak üzen 20 gün sonra Ankara Demir maçından sonra 20 gün sonra Emircan kardeşimizin babası vefat ettiği zaman kendisine atmış olduğum mesajda evlat başın sağ olsun Rabbim geride kalanları uzun sağlık ömür versin diye bir mesajıma bırakın futbolcuyu bırakın ne yapmanız lazım? Herhangi bir insan bile teşekkür eder. Teşekkür. Bunu bile söyleyememesi onun gerçek yüzünü ortaya evet. koymuştur. Ama Sedat Cengiz olayında kapanmıştır. Israrla. Şimdi takımda da olduğu için Sedat'ı çok tabii, merak ediyor. Çok soran oluyor. Sedat evet. Cengiz olayı kapanmıştır. Her futbolcu bugün bakıyorsunuz yine uç örnek. Şenol Güneş Quaresma örneğini vereyim. Yani. Çıkarken Şenol Güneş'in yüzüne forma fırlattı. Ne olurdu? Şenol Güneş çok aciz bir teknik adam mı? Hemen kovardı. Ama ne yaptı? İndi. Quaresma'ya indi. Bugün dünya çapında bir futbolcu onu kazandı. Kim kazandı? Kaç maç kesti. Kim kazandı? Beşiktaş kazandı. O formu. Yoksa ben de o da olaydan sonra ufak bir söylemden sonra hadi kardeşim Sedat gönderebiliriz. Kaldı ki Sedat'ın geçmişte de bu takıma kimsenin, çok katkılar oldu. Kimsenin yeri garanti değil. Olacağından da eminim yine de. Artı bir de bu konuşmalar çerçevesinde şunu söylemek istiyorum. Bu sene geçmişte yaşanan hep geçmiş diyoruz ya yine bu örnek vereceğim. Ben hiçbir şekilde Erzincanspor takımının futbolcuya dayalı düzen kurulmasına taraf değilim. Ve bunu da sonuna kadar mücadele edeceğim. Benim futbolcum nerede duracağını, nerede saygı göstereceğini, nerede yürüyeceğini bilen oyuncu kadrosu var şu an elimde. Evet. Futbolcum bunu bilecek. Bunu bildiği an korkmayın. Tekrar ediyorum. Bir teknik direktör bunları gördükten sonra zaten sıkıntı yok demektir. O yüzden evet. Ama yani futbolcuya dayalı düzen, teknik adama dayalı düzen, evet. Yönetime de
Hepsi bir ortak paydada buluşmak mecburiyetindeyiz. Evet. Futbolcu durduğu yeri bilirse, teknik adam durduğu yeri bilirse, yönetim başkan durduğu yeri bilirse, bir de o sevgili taraftarlarımız 12. adam arkamızda olursa, bakın göreceksiniz o 4 yıla, o 4 yola bu kupa gelir. Evet. Gelmemesi için hiçbir sebep yok sevgili Ahmet Bey. Evet, yönetmenimiz diyor ki kısa bir mola ver, nefes alın, yoruldunuz. Birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten yoğun bir iletişim trafiği. Yetişmekte de zorlanıyoruz. Hocamız da bazı soruları defalarca ya izleyicilerimiz kaçırıyor. Cevaplamakta zorlanıyoruz ama kısa kısa okumak istiyorum ve hocamız da gereğini veriyor. Takım kaptanımız söylüyor. Hatta reklam arasında bir sohbetimiz oldu. Takımın ne demek olduğunu, nasıl olduğunu, çalışmanın ne kadar zor olduğunu. Dışarıdan takım yönetmek zor. Geçen programlarda vermiştim ben. Trabzonspor'a bir İngiliz antrenör geliyor. Her şey çok güzel, her şey mükemmel. Sözleşmeye geliyor. Diyor ki bana gerek yok. Trabzonspor'daki tribündeki herkes zaten teknik direktörsün. Teknik direktöre ihtiyacınız yok. Sözüm anlayana. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ulalar Belediyespor'un durumu ile ilgili bir yorum alabilir miyiz? Teşekkürler. Sayın Başkanımıza dedi. Ulalar gerçekten Erzincanspor'un altyapısı hocam. Armağan hocam, Ulalar Spor'la ilgili siz yorumlayın isterseniz. Yeni bir oluşum. Bal Ligi'nde olacak. Yeni bir oluşum. Dışarıdan da transferler olacak. Olacak. Bir evet, de Fatih Çiminli gibi tecrübeli bir kardeşimiz. Evet. Ve geldiler. İki tane çok değerli iki arkadaş, hocamız var. İyi bir gruptalar. Aslında kuvvetli bir gruptalar ama aynı şekilde bir kaleci, dışarıdan bir santrofor. Birkaç tane oyuncu transfer ederek evet. Erzincan içerisinden de almış olup oyuncularla lige hazırlanacaklar. Yani bir de Sayın Tanoğlu'nun dediği gibi ya bir baba yiğit de çıksın. Evet. Yani Ulalar takımımız, o da bizim takımımız. Ona sahip çıksın. Bir baba yiğit de çıksın. Akademi liglerine sahip evet. çıksın. Evet. Gerçekten. Kısaca böyle diyelim. Ama ilginizden dolayı da teşekkür edelim. Ulalar sporumuza da canı gönülden başarılar diliyoruz. Evet. İnşallah Bal Ligi'nde kalmayacak. Onlar Erzincan sporumuz bir üst lige. İnşallah. Ulalar sporumuz da üçüncü liğe terfi edecektir diye düşünüyorum. Sayın hocamıza stadımızın durumu hakkında ne düşünüyor dedik. Stadımızı söyledik. Stadımız işte dün akşam evet. gelenler açmış gördü. Vardı, evet. Bir kere zemin değil mi kaptan? Zemin evet. Müthiş. Çoğu üçüncülükte olmayan zemin çok güzel çok bir zemin. Çok emek verdi Burak Bey. Evet, gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel. Dört dörtlük ama odaları. Portatif türbün evet. Yapılacak. Soyunma odaları çok güzel. Çok çok güzel. Evet. Tek bir sorun belki de akşam olması münasebetiyle rüzgarın olması. Evet. Onun dışında tek bir tribün olması seyircinin ambiyansı açısından belki az seyircinin olması. Yani tek bir tribün oyunsal form içerisinde takıma olan katkıları evet. belki o atmosferi, atmosferi yakalayabilir yani, ama ilave bir tribün yapılması bana göre belki bir de şey var hocam. Dün akşam yine birileriyle konuştuk. Evet. İkinci yarıya üniversitenin sahası o var. Da olabilir, o da olabilir. O da çok oranın da tribünlerin çok güzel olduğunu daha akustik ama olur. Sahanın zeminin zemin. Kötü evet. olduğunu belirtiyorlar. Belki ama, yetişirse dedim. Tabii yani öyle bir söylenti var. Tabii belki ki. O da olacaktır. Ama şimdi evet. sahamızın çimi futbol alanı olarak müthiş. Çok evet. güzel. Diğerleri zemin müthiş. Zamanla çözecektir. Müthiş, çok de, güzel. Bizim için artı avantaj diye düşünüyorum. Çünkü orada antrenman yapacağız, orada çalışacağız. Kesin, zeminine, tribününe, sesine. Kesin evet. bir avantaj. Kesin. Evet. Öncelikle selamlar, iyi yayınlar. Kaptanımıza ve hocamıza selamlar, başarılar diliyorum. Geçmiş senelere nazaran bu sene daha bir ümitliyiz. Arzuluyuz. Armağan hocamıza ve futbolcu kardeşlerime, kaptanıma başarı diliyor. Teşekkür ve güveniyoruz. Ankara'dan selamlar. Erzincan'la emekli polis İsmail Akkuş. İsmail Bey'e biz de teşekkür ederiz. Selamlar. Temennilerin dolayı selamlarımızı iletiyoruz. Hocam iyi akşamlar. Kendi sahamızda maçlarımızı tamamını kazanacak. Kesin şampiyonunuz Haşim Seven demiş. Tabii bu matematiksel yani, baktığınız zaman evet. mesela geçen sene Erzincan Spor neden şampiyon olamadı? İçeride kaybetmiş oldu. 19-20 puan var. Yani içeride kaybetmiş olduğu evet. puanlar var. Matematiksel olarak içeride kazandığınız zaman dışarıdan her şekilde
her şekilde 2-3 maçta bir galibiyet aldığınız zaman zaten otomatik olarak yani, yarı yarıya dedim ya, yarı yarıya şampiyonsunuz demektir. Hocam iyi yayınlar. O sene bu sene mi Faruk Keleş? Sizin bir sözünüz var. O sene bu sene mi? O sene bu sene. O sene bu sene. Faruk kardeşimiz de rahatlamış olsun. Teşekkür ederiz. Hocam kişisel anlamda sizi tanımıyorum ve bu konuda bir şey söylemek belki çok iyi bir insan olabilirsiniz ama ben sizin başarılı olacağınıza inanmıyorum. Futbolcularla iletişiminiz çok yapmacık geliyor bana. Bence biraz daha futbolcu hoca arasında mesafe koymanız lazım. Konuşmalarınız beni tatmin etmiyor. Demek ki takımın içinde beraber sizden beri demek hocam. Hele işte bu kadar yakından izlediğine futbolcularla birebir. Ben saygı duyuyorum arkadaşımıza. Evet. Kaptanımıza sözü verelim. İsim yazıyor Ali Aksu ama sanırım Ali Aksu'nun yazısı mı bilmiyorum ama. Ben saygı duyuyorum. Evet. Ama şu var, ben karakter olarak antrenmanda ben futbolcumdan sonuna kadar yapmış olduğu mesleği maçta olsun antrenmanda olsun sonuna kadar isterim. Yeri gelir bağırırım. Yeri gelir agresif olarak davranırım. İşte Volkan kardeşimle daha önce çalışmadık ama bir aydır beraberiz. Ama işin bittiği zaman, sahadaki işin bittiği zaman, dışarıdaki hayatımda ben futbolcumla abi kardeş havasındayımdır. Ben futbolcum için ölüme bile giderim. Futbolcum da istisnalar kaideyi bozmaz. Futbolcum da benim için aynı şeyi düşünür. Benim teknik adam anlayışımda, futbolcuyla olan iletişimimde son derece şeffaftır. Hiç önüm, arkam, sağım, solum, sobe, hiç saklanmaç oynamam. Neyse odur. Ama ben futbolcumun hakkını da sonuna kadar dışarıda her platformda ararım. Ama sağ içerisinde de layıkıyla görevini yapmasını isterim. O yüzden benim tabii ki arkadaşım belki beni tanımıyor. Saygı duyuyorum. Belki konuda öyle görüyor. Önemli Volkan değil, kardeşim evet. Benden bir aydır çalışıyor. Volkan yorumlayabilir. İsterse yorumlayamaz. Bilemiyorum ama benim çalıştığım bütün oyunculara, her takıma sorabilirler. Ben oyuncum için canımı veririm. Oyuncu da benim için. Hocam bu eleştiri biraz da sanki kendimi görmüş gibi oldum. Ben de sizin gibiyim. İnşallah bu senenin sonunda Mayıs ayında emekli oluyorum ve 40. Devlette, meslekte 40. senemi dolduruyorum. 5 dalda milli oldum. Yıllarca takım çalıştırdım. Yurt içi, yurt dışı, milli takımlara kadar görev yaptım. Ben oyuncumla dediğiniz gibi kardeşim, yeri geldi kardeş oldum, yeri geldi arkadaş tabii oldum, yeri geldi küçük kardeş oldum, yeri geldim abi baba oldum. Ama bir konuda anlaştık, herkes işini yapacak. O kadar. O kadar. Kesinlikle. Bu işler böyledir. Saygı duyuyoruz, eleştirinizi. Güzel de oldu, konu da açılmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Hocam hayırlı akşamlar, iyi programlar. Erman Kılıç gibi şehrimizin bir değeri çıkardığı iyi bir topçu varken niye böyle bir değeri yolladınız, yolları da ayırdık. Hem de aynı grubumuzdaki seriye gitti. Hata bizim mi, Erman Kılıç'ı mı demiş. Hata diye bir şey söz konusu hata değil. Erman kardeşim son derece. Evet. Artık Erman'ın futbol kalitesini kimsenin tenkit etme hakkı yok. Evet. Erman bu Türkiye'de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunmuş. Kendini ispatlamış, oynamış, çocuğu, yapmış. Geçen sene de büyük katkılarda bulunmuş. Ama yani bu bir dönemdir. Birileri gelir, birileri gider. Evet. O yüzden burada bir hata Erman'da, Kılıç'ta aramak veya yönetimde diye bir şey yok. Bu tamamen dikkat ederseniz geçen yıldan 7-8 kişinin dışında bütün takım bir revizyona uğradı. Yani. Bu Erman'ın yapmış olduğu herhangi bir yanlıştan, herhangi bir kötü olaydan dolayı değil. Bu tamamen bir stratejidir. Profesyonelliğin profesyonelliktir. Erman gelir, Selikli de burada çıkar. Erzincan taraftarı da kendisini alkışlar. O da Erzincan'ın çocuğudur. Hiçbir kırgınlık olmadan ayrılmıştır. Aynı zamanda Erman'ın babasıyla babam aynı fabrikada çalışıyor. Dibli fabrikasında. Arkadaşlarımızın çocuğu, yeğeni. Kendisine başarılar diliyoruz. Sanırım seriyi de yine bizim eski teknik direktörümüz çalıştırıyor. O bilerek götürmüştür. Hayır. O kemerde çalışıyor. Kemerde mi çalışıyor? Evet. Yani ben öyle sanıyordum ama hayırlı olsun. Erman'a da hem emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz hem de başarılar diliyoruz. Tabii İnşallah buraya geldiğinde de kendisini alkışlarız, tribüne çağırırız. Tabii, tabii. Çünkü emekleri var. Erzincanlı takımını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Karkış demedi fakat hep oyalandık, şampiyonluk. Bunu okuduk galiba. Kanlı canlı tuttu, koparan genç dinamik kişilerle bırakmalar her şeyi dedik. İyi akşamlar, ben Adana'dan Onay. Orayı okuduk hocam. Demek Armağan hocamıza dedik. İyi akşamlar. İyi yayınlar Erman Kılıç. İyi yayınlar Erman Kılıç. Kendi isteğiyle mi ayrıldı yoksa demiş. O yine aynı soru.
Erman Kılıç. Hep ya bizi izlemiyorlar veya kaçırıyorlar. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Erman Kılıç kendi isteğiyle mi gitti yoksa hoca ve yönetim mi? Verdik cevabını. Evet, bir başka şey. İyi akşamlar demiş. Refahe'den Gürhan Yöney. Ahmet abi, programınız çok güzel. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Abi, yeni stadımız kaç kişilik olacak? Bir de maçlarımız içeride ve dışarıda maçlarımızın canlı yayınlanacak mı? Bu da güzel. Evet. Stad 12 bin kişilik. 12.500 kişilik. O yeni yapılan yeni değil de. Bu işin ikisi şey olarak hocam. Şey, şu anda stadımız dediğine göre. Şu an bir staddan bahsediyor yoksa evet, yeni yapılan. Şu an, yeni şu stadımız an. Diyor. Ha, yeni stadımız. Yeni stadımız diyor. Verdik detaylarıyla. 12 bin kişilik. Evet. Müthiş bir proje. Evet, İçinde tabii. Antrenman salonları var. 12 tane. İdari birimler var. Kulüp binaları olacak. Gerçekten müthiş. Bunu yayınladık. Hatta iki programda yayınladık. Eğer bu yeni stadını soruyorsan. Yeni, aşağı yeni stad oynayacağımız stad. Evet, 1500-2000 kişilik. Ama ek ilave tribün yapacak. Evet. Evet. Maçların yayını ile ilgili hocam özür dileyerek Volkan'a dönüyorum. Ben futbolcuyum. Evet. Bir maça çıktım. Kendim çaldım. Kendim oynuyorum. Erzincanspor'dayız. İşte tribünler var. Erzincan seyircisi var. Bir bu atmosferde oynamak var. Bir de ben biliyorum ki benim maçım tüm Türkiye'de, tüm dünyada izleniyor. Bir ulusal kanal tarafından yayınlanıyor. Sizi hangisi daha çok motive eder? Kendini tanıtma, oynama, yayın dünya açma. Yayın akışı oldu mu tabii yayın daha farklı oluyor. Evet. Bunu geçmiş yıllarda da şey yaptık. İşte dendi ki canlı yayınlarsak işte küfür ediliyor, hakaret ediliyor. Bu nedenle kulübümüze işte cezalar geliyor. Bunu taraftarımız da çözdü, anladı ve yapmadılar. Evet, taraftarımıza evet. da bu konuda teşekkür ediyorum. Son maçlarda hakaret boyutuna Armağan hocam siz de gördünüz. Hakaret boyutuna gelmedi. Yok. Çünkü takım zarar görüyor. Bu şehir zarar görüyor ama canlı yayın her zaman futbolcuyu aynen. motive eder. Doğru mu hocam? Tabii ki. Erzincanlıların bizi izlemesi daha güzel olur evet. tabii. Onların da televizyondan başında bize destek vermeleri bile güzel olur yani sonuçta. Yani değil mi? Evet. Canlı yayınlaması onu siz bileceksiniz. Onu siz ve televizyonun bizim RT Şah TV Erzincan için var. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şah Rıza Dağbey, evet. canı gönülden ki yayınladığımız maçlar oldu geçtiğimiz dönemlerde. Ki bir de üstelik işte federasyona katkı payını veriyor, iletişimleri 18-20 bin lira civarında her maçın yayınlanmasında bir gideri oluyor. Hele hele dışarıda olursa ekip gönderiyor canlı, yayın ekibi gönderiyor. Bunlar bir maliyeti var ama RT Şah TV'ye kalsa bütün maçları veriyor. Yeter ki yönetim ve işte... Teknik kadronun olumlu bakarsınız. Görüşlerinizi önce onun için sordum zaten. Tabii çok güzel olur. Kim yani. İstemez canlı yayınlarsın. Moral olur tabii canım. Bir de şu var. Erzincan'da maç varken ben niye oturup evimde burada şey yap? 20 lirayı verip oraya gidip maçı canlı izlemek varken birebir o atmosferi yaşamak varken. Tabii ki canlı ama evet. RT Şah TV her zaman hazır yayın sağ yapmaya. İnşallah yayınlanır. İnşallah. Sadece Erzincan olarak düşünmemek lazım. Bizim milyonları aşan taraftarımız, yani kesinlikle. İzleyicimiz var bu programın da. Benim programım için de öyle söylüyorum. Yani Amerika'dan, Almanya'dan bile izleyici takipçilerimiz var. İnşallah verilir. Maçlarım canlı yayınlanacak mı? Henüz netlik kazanmadı ama yayınlanır diye düşünüyorum. Hocama sorar mısınız? Mert Ilıman'a yeri açmak için mi Emircan'a yol verildi diyor. güzel bir soru. Evet, güldük. Hep beraber güldük. Buyurun yani hocam. Biraz evvel söyledim. Yani açıkladı. Kişisel değil. Ben hayatım boyunca 20 yıldır teknik adamlık yaptım. Belki işte bizim futbolcumuzdu. Niye tabii, yani birini gönderdik? Yani evet. Kim bildiği dalı keser. Ben yani bak hep olayı şimdi tabii ki yine olayı kişilere dökmek mecburiyete kalıyoruz. Hiçbir şekilde Mert Ilıman'a yer açmak için ben geldiğim zaman Emircan'ı oynatmayıp Mert'i oynatmadım. Ben Emircan'ı oynatmayıp Hüseyin Çıra'yı oynattım. Hüseyin Çıra'yı oynattım orada yani. Yeri geldi. O yüzden saygı duymak lazım. Fakat ben şunu söylüyorum. Hangi takımda olursa olsun ekmeğini yediğim bir kulübün menfaatleri benim için en önemli etkenlerden bir tanesidir. O kulübe, o formaya kim ihanet ederse ilk tepki ben varımdır karşısında. Kim olursa olsun tekrar ediyorum. Her teknik adamın takım içerisinde gönül bağı olan bir takım oyuncular vardır. İki tane oyuncu vardır. Atıyorum iki tane oyuncu vardır sevgili Volkan. İkisi de ufak aynı nüanslardadır. Ama teknik adam her yönüyle birdir de
birisi bir adım daha önde takım kadroyu yaparken biraz daha duygusal davranabilir. Ama hiçbir zaman hiçbir teknik adam o takıma ihanet eden bir oyuncuyu göz göre göre hak edenin elinden forma ayılıp da hak etmeyene verdiği zaman o zaman işte başını yastığa koyduğu hoca zaman. Hoca kendine zarar verir. Evet tabii. Başını yastığa evet. koyduğu zaman yukarıda Allah var gıybet evet. yaparsın. Mert Ilıman diyor kendi sporcusu muydu beraber? Hiç alakası yok. Ben evet. Mert'i burada tanıdınız. Evet. Ha hep ikinciliklerde çalıştığımız için rakip olduk. Ama o Mert Ilıman'ın sesini bile burada yani ne görüntüsü evet. hiçbir şeyini yani bilmem. Böyle bir yakınlık. Benim bu takımda daha önceden evet. çalışmış olduğum bir tane oyuncu var. Şu an ikinci Eser var. Bir de Hüseyin Çıray var. Evet. Ki onlar da zaten kendilerini ispat etmiş. Tabii canım. Yani onun dışında, evet. onun dışında bu işte duygusallığa gerek abi. Evet. Yine bu, devam edelim hocam. Evet. İyi yayınlar Erzincan dışında yaşayan vatandaşlarımız Erzincan Spor'un maçlarını TV'den izlemek istiyoruz. Bu bağlamda ERT Şah TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahrıza'da maçları vermek istediklerini yalnız önlerine zorluklar çıkardığını belirtti. Böyle güzide bir kanalımızın hem Erzincan Spor'umuzun marka değerine marka katar hem ERT Şah ailesine destek vermesini ve maçların yayınlamasını talep ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Az önce konuştuk. Canlı yayın herkesin menfaatine. Yani şurada çok devasa paralar olmadı için. Evet. Bilmiyorum. Tabii canım. Volkan'la görüşünü aldım birebir takım kaptanı. Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Ki diyor canlı yayınlarsa dünya beni izliyor. Onu hissederek oynamak daha güzel bir duygu. Evet. Bizim insanın özünde vardır Armağan Hocam. Alkışlanmak, okşanmak, tabii ki. Takdir edilmek her insanın ruhunda var. Payı görmek. Yani. Görsellik. Evet. Görsellik her zaman iyidir. Onun için canlı yayını tartışmak bile tabii. yanlış olur. Hatta bazı kayıplar olsa bile canlı yayın her zaman avantajlı evet. diye düşünüyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle takımın tanıtım gününde taraftarın az olması konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Daha önce konuştuk ben onu. Bayram tatili vardı. Bayram tatili, pazar günü Erzincan'ın evet. Karakteristik düğün mevsimi. Çok yaşayan evet. Düğün mevsimi. Teknik yani bunların hepsi bir etken. Belki akşam olması, bayram tatiline giden insanların şehire döndükten sonra o yorgunlukla maça gelememesi. Ben bir art niyet aramıyorum. Ama gönül isterdi ki, tabii ki bunun futbolcuların izisi, o tribünler dolsun. Ama inanıyorum ki biz galibiyet serisine başladığımız zaman tabii. o tribünlerin dolacağını, Erzincan halkının takımını yalnız bırakmayacağına o kadar eminiz ki. Zaten sorulardan biri, taraftara vereceğiniz cevap var mı? Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Mesela ben bir Ankara Demir maçı oynadım burada. Ve orada? Yine otobüslerle gelmeler. O nispeten evet. ama evet. burada oynadığımız Ankara Demirspor maçı işte orada gerçek taraftar. Hepsi gerçek ama inanılmaz şekilde her grup inanılmaz bir motivasyonla öyle bir birleştik ki evet. bizim o maçtaki galibiyetimizin en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Şanssızlık yaşadık. 3-4-0 olacak maç. 1-0 bitti. Oluyor ama, bazen evet. Ama o maçtaki seyirci bizi alıp nerelerden nerelere taşır. Ona o kadar eminim ki. Kesinlikle. Yapabilecek kapasitede bir seyircimiz var. O kalitede bir seyircimiz var. O kültürde seyircimiz var. Artı en önemlisi de futbolu bilen bir seyircimiz var. Ara sıra tabii ki tenkitler olacak. Çatlak her sesler takım. Olacak. O her takımda olabilir. Bugün bu futbol görsel bir olaydır. Benim bir oyuncuya bakış açımla sizin Volkan'ın, Ahmet'in, Mehmet'in bakış açısı çok farklıdır. Ama bir teknik adam olarak aşağı yukarı bir günün 24 saatin 12 saati beraberiz. O insanla beraberiz, yatıyoruz, kalkıyoruz, antrenman yapıyoruz. O yüzden dışarıdaki insanlar yüzeysel olarak yaklaşırlar bazı olaylara. Ama bizler duygusallığa yer vermeden gerçekleri sahaya yansıtmak mecburiyetindeyiz Ahmet Bey. Evet. Bu yolun sonu ikinciliği olacak. İnanıyoruz hocama da tek istediğim yenilebiliriz, berabere kalabiliriz, olabilir ama savaşan, koşan, mücadele eden bir takım istiyoruz. Hırs istiyoruz. Hırs, azim, takım olmalıyız. Hocamın dediği gibi takım olmalıyız. Maçlara geliyorum ama biz de çalışacak, çalışıyoruz. Her zaman gelemiyoruz, izin alamıyoruz vesaire. Bu sene Rabbim öyle bir takım yarattık ki ben öyle düşünüyorum. Aynı ögeleri sahaya yansıtan, evet. hırslı, basan, isteyen, arzulayan, parçalayan bir takım geliyor.
Her işte öyle değil mi hocam? Önce istemek gerekir. Kesin, konu ne olursa olsun gelir. Önce istemek gerekir. İstemek yarı yarıya başarmaktır. Evet. Hırslı olan sporcu mu ister yoksa bal yapmayan bir sporcu mu? Kim ister bal yapmayanı? Evet. Bal yapmayan peteği bile söndürürler diye düşünüyorum. Evet. Bunlara cevap verdik arkadaşlar. Onun için böyle kısa geçiyorum. Çünkü aynı sorular tekrar tekrar geliyor. Üstelemek yönetmenimiz sonra müsaade etmez. Aramızı açmayın bizim lütfen. Evet, Emircan'a kendisi geldiği zaman mı çok forma verdi yoksa Mert Ilıman'a mı verdi? Bunu konuştuk. Buyurun. Mert Ilıman'a verdim. Tabii. Evet. Ama neden verdim? Onu da bakayım. Evet. Emircan'a takıldık gidiyoruz. Sevgili Volkan, geçen sene yoktun. Bu takım Ankara Demirspor'dan ben işbaşı Batuhan yaptığım zaman... Bu konuda zaman, girmişken Batuhan Er niye Batuhan tutulmadı? Ayrı. Batuhan'ı tamamen tenzih ediyoruz. Evet. Batuhan'la yani bu konuyla onlar bir değil. Evet. Batuhan'la Emircan Sayar'ı tamamen tenzih ediyorum. Adıyaman'dan bir arkadaş arıyor da. Batuhan dediğim zaman ayağa kalkarım. Evet. Bakın tekrar ediyorum. Ama Emircan olayında sevgili Volkan, bu takım 5-0 Ankara'da kaybetmiş. Ve ben aynı günün ertesi günü işbaşı yapıyorum. Bu arkadaşımız cumartesi maç oynanıyor. Ben pazar Bağcılar Spor'u Erciyes maçı oynuyorum. Pazartesi işbaşı yapıyorum. Bu arkadaşımız perşembe günü geliyor. Babası hastaymış, oymuş, buymuş. Bir araştırıyorum. Bu arkadaşımız her maçtan sonra pazar günü maç biter. Böyle profesyonellikte bilmiyorum sen yıllar. Maç bitiyor pazartesi günü. Pazartesi yok, salı yok, çarşamba yok. Perşembe günü geliyor. Pazar günü forması asılı çıkıyor oynuyor. Şimdi empati yapalım. Sen o kardeşimizle aynı mevkide oynuyorsun. Bu şartlarda forman iki idmanla hazır oluyor. Ve sen her gün idmanda sonuna kadar mücadele ediyorsun ama kulübede oturuyorsun. Kısa ve özet bu. Evet, evet. Yine Adıyaman'dan Erzincan Spor sevdası Mert Özgüner. Batuhan arkadaşımızın olayı çok farklı. Batuhan duruş olarak, karakter olarak son derece düzgün bir çocuk. Onun da şanssızlık eseri bir sosyal medyada, platformda bir paylaşımı sevgili başkanımız tarafından yanlış nitelendirilerek ama Batuhan her zaman için duruşuyla, ikili ilişkileriyle, karakteriyle evet, örnek teşkil edecek bir oyuncudur. Evet, biz de Batuhan'a gittiği yerde başarılar diliyoruz. Emekler için de teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın hocamız ligin ilk 5 haftasında kafasında ortalama kaç puan hesabı yapıyor? Takım geçen sene oranla bu sene nasıl bir oyun ve sistemle oynayacaktır? Kadroyu kuran hoca mı, yönetim mi? Bu kadro grup için yeterli mi? Hayırlı akşamlar. Yine teşekkür ederim. Bir sorudur. Yok. Bir sorudur. Evet. Aslında bu soru gerçekten. Ya ben bile Türkiye konjonktürü. Hayır, evet. Gülmeye gerek yok. Yok. Bu hayır, çok teşekkür doğru ediyoruz. Soru. Çok doğru bir soru. Evet. Türkiye konjonktüründe maalesef bu tür takımlar var. Meslektaşlarımızın artık bunu tenkit etmiyorum. O anki ekonomik durumları güçlü olmamalarından dolayı telefonla kulübeden oyuncu değiştiren kulüp başkanı, yönetici çok. Çok basit örneği bugün Altın Ordu takımı. Ne diyoruz? İşte diyoruz inanılmaz altyapı yaptı. Bugün Altın Ordu takımının bir başkanı var. Ben şahsen yani ekmeğe muhtaç olurum o takımda çalışmam. Doğru mu Volkan? Arada yani, evet. Volkan'la bir söyleşimiz oldu. Futbolcu olarak söyleyemez. Ama Volkan'a soralım. Ben bir teknik adam söyleyeyim. Volkan daha yakından bilir. Çalışan meslektaşlarım var. Evet. Yani o yüzden bu soru doğru olabilir. Yaşanan olaylar evet, var. Yönetimin, tabii, teknik kadronun, perdenin arka yüzü var. Kulüp evet, başkanının telefonla şu oyuncuyu oynat, bu oyuncuyu oynat. Ama benim adım Armağan Turan, sevgili arkadaşım. Allah'a şükür. Ve 6 yıl Futbol Federasyonu'nda eğitim dairesinde antrenörlere ders verdim. Hepsinin diplomasında imzam var. Hiçbir şekilde, hiçbir ortamda mesleğimi icra ederken birilerinin takviyesiyle, icazetiyle hiçbir zaman mesleğimi icra etmedim.
öyle bir ortamda hiç bulunmadım. Öyle bir ortama da muhatap kaldığım an çekip giderim. Allah'a şükür Erzincan ne yönetiminden ne kulüp başkanından burada olduğum süre içerisinde böyle bir teklif gelmemiştir. Tam tersine başkanımızın da kim hak ediyorsa hocam onu oynat söylemini de her zaman için tekrarlamıştır. Evet. Saygı duymak lazım bu geçen yoruma. Geçen seneki teknik kadromuz da yönetimdeki de mesela Mehmet Ekinci Bey 15 sene bu takımda profesyonel top oynadı. Özcan Çakmak Beşiktaş'a kadar evet. Yükseldi. Atanur Köseoğlu futbolun içinden gelen. Yani işi bilen elemanlar da böyle bir şey demezler zaten. Tek bilirlerdi. Hesap veririm sevgili Ahmet Bey. Ben ve teknik kadro salı günü maç biter. Salı günü yönetim toplantısında raporumu yazarım. Başkan çağır hesap orada bana sorabilir. Bir de biz hesap profesyonellik budur. Bir de biz hesap istiyoruz. Her maçtan sonra yenelim yenilelim. Takım bizim, siz bizim, tabii futbolcu, ki. Volkan tabii bizim. Ki. Artık biz bir bütünüz ya. Tabii ki. Her pazartesi bu kanal size, bu programa açık. Tabii ki. Kapımız size açık. Memnuniyetle. Gelin, olumlu ya da olumsuz takımımızı eleştirelim, yapalım, konuşalım, söyleyelim. Önemli olan Erzincan halkıyla, Erzincan taraftarıyla dışarıda içeride herkesle bütünleşelim. Sizi burada bekliyoruz. Tabii. Talebimiz burada, bu yani. Çok teşekkür ederim inşallah. Burada tabii ki sevgili başkanımız, yönetim kurulumuz yanlış anlamasın. Onlar bizim patronumuz. Biz onların işçileriyiz. Yani. Onlara hesap vermek mecburiyetindeyiz. Ama öyle kulüpler, öyle başkanlar görüyoruz ki gerçekten meslektaşlarımı ezme adına evet. Şeref türbününden oyuncu değiştiren, şeref türbününden sufle yaparak, yardımcı antrenörü sufle yaparak oyuncu değiştiren bir sürü kulüp başkan yöneticidir. Zaten Allah'a şükür kişi... Erzincan yönetiminde böyle bir şey şimdiye kadar görmedim. Olacağını da hiç düşünmüyorum. Ondan zaten kişilik onurlar bitmiş demektir. Evet. Volkan şeyden bahsediyoruz. Bu İzmir takımı Altınordu'dan şey yaptın ya bir örnek verdin. İşte kulüp mesela başkanı bugün şeyinden. Maç bugün bir evet. Evet. Karabük takımı, Karabük takımı evet. Tamamen altyapıyla çıkan bir takım. Karabük Altınordu bir maddi sıkıntılardan dolayı rant olmayınca PAF takımıyla mı çıkıyor? Tabii. Genç takım. Genç takımla çıkıyor ve Altınordu gibi kulüple ki Altınordu şampiyon şeyle... oynayan bir takımdan puan alıyor yani. Kendi sahasında şey, tabii canım. Bir bir berabere kalıyor. Bizi de öyle bir maç bekliyor. Bakın. Buca Spor da öyle bir. Ben şimdi görüyorum işte Buca Spor maçı. Transfer kapalı. Hiçbir kolay maç yok. Maç oynanmıyor. Sahada düdük çaldı mı hakem? Buca 90 Spor dakika. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Ölüsü bile, takım. Ölüsü bile takımdır hocam. Tabii ki. Yani hiçbir yani takım hiç kolay takım yok. Maç yok. Her maçımız zor. Hele hele kolay de, takım. Hele Buca gibi takımların kolay diye bir şey yok. Bir de Volkan'cığım biz şu an hedef takımız. Tabii herkes bize... Her evet, takım biz, bize aynı hazırlık maçlarında olduğu gibi kamptaki. Aynı motivasyonla aynı hırsla saldıracak. Evet. Kendilerini ispat etmeye çalışacaklar. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Erzincan'ı yendik. Kesinlikle evet. Çok büyük şey. Evet bu onlara prim kazandıracak yani ya. Yani kampta Erzurumsporlu hocamız Mehmet Hoca'nın yanına gittiğimizde Ziya'da oynayan onlar bile herkes bize göz söylüyordu yani. Yani evet. Bütün otelde biz konuşuluyorduk ama asıl hayat şimdi başlıyor lig. Şimdi Buca Spor. Ama artık siz yılların tecrübesi bu işi evet. Bilen bunlar yemeyiz derler ya hani. Tabii ama, ama oynanmadan evet. Hocamın dediği gibi oynanmadan kazanamıyor sonuçta. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Kesinlikle. Önce dedim ya isteyeceğiz kazanma isteyeceğiz. Devam edelim o zaman hocam. Hocam... Bir sene önce 3. ligin en iyi kalecisiyken adlandırılan Bilal ne oldu da bu kadar gözden düştü, takımdan gönderildi. O Bilal, da o da bir tercih meselesi, hiçbir evet. Şey olmadı. Yeni bir jenerasyon, yeni bir kadro kurma yani adına düşünmedi, böyle bir düşünmedi. Yoksa Bilal'e de yol açık olsun. O kardeşimizin de emeği geçmişti. Bu arada da yazan kardeşimiz isim vermemiş ama ben Bilal'in kısa bir olayını anlatayım. Geçen yıl Kayseri Erciyes maçı var. Evet. Bilal kart sınırında hiç gereksiz bir yerde kaleden fırladı. Orta sahaya yakın, kenar çizgisine yakın bir noktada gitti. Gereksiz müdahale yaptı. Sarı kart gördü. Neymiş? Kayseri Erciyes maçına gitmesin diye. Bir kaleci. Bunu kaleci düşünmeyecek. Ben bunu teknik ben bir futbolcu hocası diyecek. Hocasıyla yorumladık. Aynı anda yani. Mehmet Kaya hocamızla beraberdik. Bilemiyorum. Ben nereye gidiyorsun kardeşim diyoruz. Yani sen sen kendi başına ne karar veriyorsun? Evet. Oyuncu hata yapabiliyor. Evet. Ama bu bir de oluyor da profesyonellikte. Yani genç oyuncular bazen o an genç bahse sallı. Bilal, bir de takım iyi kaleci Bilal'in hakkını vermek lazım. Sağ içinde bazen sallı düşünemiyorsun yani. Evet. O bazen oluyor yani. Evet. Değil mi? Evet. Taraftarın sayısının az olması hakkındaki fikirler nelerdir? Söylemiştik, konuştuk. Yani konuştuk bunu, evet. Daha kalabalık bir grup bekliyorlar mıydı? Onu açıkladık.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yaklaşık olarak bir saattir sizleri dinliyorum. Konuşmalardan bir şampiyonluk ve bir üst lige çıkma umudu yaşamadım. Umarım yanılırım. Başarılar diliyorum. Almanya'dan Murat. Murat Beyciğime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir gurbetçi arkadaşımız. Ne güzel bizi de seyrediyor. Zaman her şeyin ilacı. Evet. İnşallah o yanı, hani o söylemesi gayet doğal, normaldir. Evet, ama Murat kardeşimize izlediğinden dolayı bir kere teşekkür ediyoruz Almanya'dan. Bizi takip ettiğine var. Göre. Ama Erzincan Spor'un hedefini koydu. Armağan Hocam da, takım kaptanımız Volkan da söyledi. O zaman daha dikkatli izleyelim. Sonuna kadar izleyelim. Erzincan Spor'umuzu sonuna kadar da destekleyen Murat kardeşime iyi akşamlar diliyorum. Almanya'ya sevgiler, saygılar. Volkan kardeşimize kaptanlık görevi hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir ve şampiyon oluruz. Selamlar demiş. Sağ ol, teşekkürler. Arkadaşımız. İyi akşamlar Erzincan Taraftarı Derneği'nden. Bektaş Güneş, iyi yayınlar. Hocama Sedat Cengiz olayını sormak istiyorum. Aslı nedir? Anlattık. Hocam kısa ve öz bir daha. Önün üstünü kapattık. Her hali arasında olabilecek evet. Bir sorun. Olay anında kapanmıştır. Zaten ortada büyük bir olay. Dün antrenmandaydı, işte dün maça çıktı, bugün maça çıktı. Yani her takımda olabilen, biraz evvel işte Şenol Güneş Kovarezma'nın örneği gösterdi. Yani. Her takımda olabilen ki böyle bir şey, böyle bir şey de olmadı. Sadece orada aramızda bir konuşma geçti. O konuşmadan mütevelli cereyan eden bir olay. Evet. Sedat Cengiz olayı. Kaliteli bir oyuncudur. Konuştuk. Yeri kendini gelecek. Patlamış bir oyuncu. Yaptığı bir söylem. Yanlış anladığını söyleyip takımda olmak istediğini, bizimle olmak istediğini, Erzincan Spor'a faydalı olmak istediğini söylüyor. Hocamızla görüşüyor ve konu bakın, kapatılıyor bu kadar. Çok faydalı yani bir oyuncudur. Olay olmadı. Bize yeri gelecek maç alacaktır. Evet. Ama yeri gelecek kulübede oturacaktır. Volkan kardeşim de böyle, o kesinlikle. Da böyle, bu da böyle. Burada salt onun oynaması, bunun oynaması değil. Evet. Bizim nasıl başarıya ulaşacağımızdır. Mikael neden ayrıldı diyor hocam? Aynı şekilde bir tercihtir. Mikael şu Sivas zararlı. Evet, evet. Değil mi o evet, ufak o arkadaş? Evet. Kaleci Mikael, kaleci ve Mikael neden ayrıldı? Ondan cevabını verdik. Erzincan 24 Taraftarlar Derneği kurucu üyesi Hüseyin Köse sormuş. Selamun aleyküm abi, hayırlı akşamlar. Armağanı akşamlar. Gürhan Yöney abi, Armağan Hoca'nın hep Erzincan Spor'un başında olmasını isterdim. O da oldu. Hocamıza başarılar dilerim. Abi oynayacağımız maçlardan önce ve sonra stat'tan canlı yayınlar olursa iyi olur. Takımıza başarılar. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz de Armağan Hocam'dan rica ettik. Kaybedelim ya da kazanalım. Takım bize hedef belli. Ama kaybetmek dünyanın sonu değil. Armağan Hocam'dan da rica ettik. Bu kanal, bu program sizlere açık dedik. Her maçtan sonra olumlu olumsuz hiç önemli değil. Beraber olalım, sohbet edelim, sizlerle bütünleşelim, sizlerle kaynaşalım. Yeter ki taraftar bize sonuna kadar destek versin diye düşünüyorum. Sayın moderatör teşekkür ederim sorularımı sorduğun için demiş. Ahmet Hocam, acaba gece maçı oynanabilme imkanı var mı? Bu geçit stadı için söylüyorum. Bir de yeni stat gece maçlara uygun mu olacak diyor. Aslında uygun ama ışıklandırma sistemi o saatlerde eksik oluyor. Işıklandırma sistemi maalesef belli bölgeler, özellikle kale önü evet. ve korner çizgilerini tam yansımadığı için yeter. Futbol Federasyonu izin vereceğini düşünmüyorum. Hocam, bizim arzumuz, isteğimizdi. Geçici olarak kullanacağız bir iki atletizm pisti orası. Evet, olimpik tabii ki, tartan tabii pist diyoruz. Atletizmin yarışmalarına göre dizayn edilmiş evet, ışıklandırma sistemi. Yeni bir de gerekiyor. Gece maçına izin verseler bile gece mevki itibariyle aşırı derecede evet. rüzgar olması. Ama yeni oradan, stadımız sanırım ışıklandırma mutlaka konu. Tabii ki tabii ki. Yani tabii ki. Müthiş yani, bir proje. Evet. O projede ışıklandırma evet. olmazsa olmaz. Yeni stad diyor maçlara uygun olacak mı? Elbette. Çünkü sadece Erzincan spor maçı olarak düşünmeyin. Yarın baktınız işte Avrasya Kupası oldu, Dünya Kupası tabii, oldu, bilmem ne oldu. Milli takım, takım gelecek belki buraya. Belki milli takım tamam, gelecek, inşallah kamp yapacak. İnşallah tabii evet. geçke olsa. Ortama bağlı. Ama Mert Ilıman'ın konu kötülüyorlar ama Mert Ilıman idmanlarda çok iyi yükseklik yapıyor. Şampiyon şu anlık, tam okuyamadım. Ya yanlış yazılmış. İstanbul Bahçelievler'den Erzincan Spor'umuza yeni sezonda başarılar dilerim. İbrahim Eskiköy. Geçen sene kapalı 20 TL, 10 TL bilet fiyatları oldukça yüksekti. Tribünlerin
dolmasını istiyorsa yönetim fiyatları tekrardan gözden geçirmeli. Bu taraftarı Süper Lig, Birinci Lig maçları izlemekte diyor. Bu parayla Süper Lig maçı izleyebilir. Başkanı alacağı bir gün ama bildiğim kadarıyla Ankara Demir maçında 1 lira mıydı neydi öyle bir şey yapmışlardı. Evet. Yani. Ama hocam 10 lira 20 lira artık bir sigara kaç para bilmiyorum. Tabii bilemiyorum. Öyle de yani, işte taraftar. Ya yemek kardeş, bu soruyu soran kardeşime soruyorum. Ben Erzincanlıyım. Bu şehrin takımıyım. Ömrümü verdim. Erzincan'a verdim, Türk Spor'una verdim, milli takımlara verdim. Ya 10 lira 20 lira lütfen bunları gündeme getirmeyin ya. 10 lira 20 lirayı Erzincan Spor'a bağışladım diye düşünün. Destek olayım diye verdim diye düşünün. Hatta yanınızda bir arkadaşınızı da getirin. Onun da 20 lira verip bilet parasını alın. Onu da getirin. Ya lütfen ya. 10 lira 20 lira çok şey değil ya. Bilemiyorum. Erzincan Spor'a destek. Erzincan Spor sevdalısı diyoruz ya hani. Ne olur ya destek olan. Bunları gündeme getirmek yine de takdirsin tabii. Birinci liglerde kombine biletler satıyor. Tabii. Milyonlar konuşuyor ya. Ya hocam kaç puan şampiyon olmayı planlıyor? Bu ne defa? Evet. Valla biz bütün maçlarımızı kazanmışız. Evet. Şampiyonun işte gerçek şeyi. Teşekkür ederim demiş. Ayrıca sorar mısınız Erzincan Spor'un antrenör olduğu halde Ali Beyköy Spor'a Facebook'ta yorum yapması doğru mu? Ben başarılar mı dilerim? Ali Beyköy Spor'a yorum yapmadım sadece. Bu sosyal medya faydalı olduğu kadar zararlı da. Da mesleğimi icra etmişimdir. Oranın evet. ekmeğini yemişimdir. Evet. Orada başarılar dilemişimdir. Yani burada yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yok canım. Bu insani bir görev. Yani benim ekmeğini yediğim yere ben buradan bugün buradayım. Yarın başka taraftayım. Erzincan Spor'la ilgili bir şey olduğu zaman orada yorum yapmam tabii ki negatif değil. Pozitif yorum yapmam kadar doğal bir şey olabilir mi sevgili Volkan'ın Volkan? Gidişindeki sen Erzincan'daydın, gittin birkaç tane takımda oynadın. Erzincan mevzusu açıldığı zaman sen de yorum yapmadın mı? Kesinlikle, seve seve. Yani o yüzden. Evet. Gene böyle şeyler yazılmış. Volkan'ın tabii. gidişindeki asıl etken Serdar Sabuncu muydu diyor. Yani, senin için mi diyor? Volkan evet, başka evet, evet. Yok, daha benim. Önce bizdeydi ya. İki sene önce ben oynadığımda Serdar Sabuncu'ydu. Bu profesyonellik böyle gerekiyor. Bugün buradayım, hizmet ederim. Ben alacağımı alırım, takımım alacağını verimi benden alır. Yarın gider başka takıma. Profesyonel gerekiyor. Sonuçta patron onlar yani. Bir Sergen'i düşün evet. hocam, kaç takımda oynadı? Fener'de oynadı mı? Beşiktaş'ta oynadı mı? Galatasaray'da oynadı mı? Trabzon'da oynadı mı? Eskişehir'de oynadı mı? Şanlıurfa'da oynadı mı? Ankara Şeker Spor'da. Yani onun için bu profesyonellik böyle tabii, gerekiyor. Sonuçta patron o yani sonuçta. Yani. Bu sene oynar Volkan. Seneye evet. sözleşmesi bittiğinde oturulması anlaşırsa kalır, anlaşmazsa kendine yeni bir yol çizer. Erzincan da ona göre yeni bir yol çizer. Yani bu sorular bilmiyorum ama hocamıza sorumdur. Her açıklamasında kendisinden emin ve kadroya güveniyor ama lider koç neden ayrıldı? Kamplara katıldı ama sonra ayrıldı. Saygıdeğer 24 Erzincan Taraftarlar Derneği kurucu üyesi Hüseyin Köse demiş. Lider koç neden ayrıldı? Şimdi lider koç benim eski talebe. Evet. Nazilli'den benim talebem. Buraya gelmesi için çok uğraştım. Nitekim evet. aramıza katıldı ve 10 gün Erzincan'da beraber çalıştık. Evet. Erzincan'da beraber çalıştık. Son gün anlaştığımız yönetimin kendisiyle anlaştığı rakamın da peşinatı son gün yatmasına rağmen son günde gelip takımdan ayrılmak istediğini, ikinci ligde oynamak istediğini söyledi. Ve ben de kendisine buraya gelirken buranın kaçıncı hangi ligde olduğunu bilmiyordun kardeşim dedim ki ben gelmesini çok istedim. Evet. Ki kaldı ki bildiği, tanıdığı bir teknik direktörle evet. çalışmak öyle değil mi Volkan? Yani insan bildiği yani. Tabii canım güvenliğe inandığı bir hocam. Yani böyle bir yorum yaptı. Ben de son derece üzüldüğümü ifade evet. ettim. Senin gibi bir oyuncuya yakışmadığını artı bir gün evvel yönetimle tanışma toplantısında madem böyle bir düşüncem vardı o zaman keşke tanışma toplantısında söyleseydin evet. fikrini hiç seni tanıştırmazdık. Liderler çok bizde. Yani. İyi ki gitmiş sevgili Volkan Özcan'ı tanıdım. Allah razı olsun. Evet. Bakın, evet. hep vesiledir bu işler. Kesinlikle, evet. Özür dilerim, bitirmedim. Tabii, buyurun. Lider kardeşim, daha maçlar başlamadan
bu duruşu gösterdiğine göre belki de maçlar başladıktan sonra farklı bir duruş gösterecekti. Formaya daha çok ihanet edecekti. Ama her şeyin baştan olması bir müsbettir. O vesileyle aslında Volkan kardeşimizi aranızda yani, gördük. Daha lider Allah başlamadan, transfer dönemi kapanmadan böyle bir olayın yani sonradan patlasa daha kesinlikle, kötüydü. Kesinlikle. Çünkü güvendiğin dağlara derler ya kar yağdı hesabı olurdu. Açık beni gelmesini evet, en çok evet. isteyen benim. Benim eski futbolcum ama, beni son derece yani. Son derece şaşırtmıştır. Gittiğine üzüldüm mü? Hiç üzülmedim. O duruşu, o yapan bu karakter değil miyim? O anki, ama ne olursa olsun bir teknik adam seni o kulübe kazandırmak için yönetime teklif sunuyor. Her şartını kabul ediyor. Ama sen 10 gün çalıştıktan sonra Kahramanmaraş'a ikinci ligde oynamak istediğini söylüyorsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun dediğim gibi. İyi ki böyle bir şey olmuş. Volkan evet. kardeşimizi tanımış. Evet. Şimdi Volkan geçmişten de bildiğimiz futbolcu olduğu için evet. biz kazandık. Benim için değil. Evet. Ben isim olarak biliyordum ama beraber çalışmamıştık. Soruyu soran arkadaşımız diyor inşallah Buca'da görüşürüz destek için diyor. Volkan Bey hangi takımdan geldi? Birinci ligde oynadı mı veya oynayacak oldu mu? İstanbul'dan Armağan Bey'e selamlar diyor. Teşekkür ederim. Ben oynadım. 6 sene PTT'de oynadım. Türkiye, Süper Lig'de oynadım. Ankara PTT'de oynadın. Hayır, PTT Ligi'nde oynadım. Birinci ligde. Evet. Yani 6 sene orada oynadım. Nide Belediyesi'nde oynadım geçen sene. Evet. İkinci ligde. Yani ilk 2 sene önce geldiğimde 3. ligde burada oynadım. Şimdi burada oynadım. Seve yani, seve de geldim evet. yani. Biz de memnun olduk. Hoş geldin. Sefer geldin. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak. İnşallah. Taraftar grupları Erzincan Spor Taraftarlar Derneği için ne düşünüyor demiş. Taraftarlar... Ben çok iyi şeyler düşünüyorum. Evet. Onlar da takım için iyi şeyler düşüneceğini evet. umut ediyorum. Beklentileriniz nedir onlar? Taraftarlarımıza, çok, ben, gruplarımıza. Ben aynı şeylerde evet. Onlar biz bir aileyiz. O da bir ailenin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Taraftarı olmayan bir takım kulübün olmaz, evet. başarısı istisnadır. Bir evet. Altınordu takımı diyorsunuz, onun bile taraftarı var. Tabii. Yani bakın Başakşehir takımı, İstanbul evet. Başakşehir takımı. İstisnadır böyle takımlar. Ama ekonomik çok yüksek gücü olduğu için, bir de bir takım platformlardan geldiği için başarılı olmuştur. Ama taraftarı olmayan, takımın arkasında 12. güç olarak olmayan bir takımın başarılı olacağına inanmıyorum. Evet, ben örnek verebilir miyim? Yani Ankara gücü bence. Yani geçen sene maddi imkansızlıklara rağmen evet. taraftarım ile Süper Lig'e çıktı. Yani. İstisna. Ankara Demir ve istisna. Evet. Taraftarlar bizim her 5-10 yılda bir olabilecek bir olay bunlar. Geçen yılki playoff'ta Ankara Demirspor'da olduğu gibi bize destek versinler. Bu takım tutamaz kimse. İnşallah. Hadi. Yeter ki gruplar sizden biraz sonra... Biraz evvel örnek gösterdi. Bir Ankara Demir evet. maçındaki atmosfer inanılmazdı. Yani onlara da burada program yaptım. Gururla seyret. İnsanlar tribünde farklı burada farklı mı oluyor ya da ama çok hoşuma gitti. Çok olumlu düşündüler. Evet. Yani bu kadar sevdalı olur bir insanlar. Zaten bir eğitim. Taraftarın sevdasına evet. hiçbir şüphemiz yok. Yok evet. Benim şüphem yok şahsen. Beklentilerine demiş. İyi yayınlar hocam. İstanbul Çengelköy'den selamlar. Volkan takım kaptanlığın hayırlı olsun diyor. Demek ki tanıyor arkadaşımız. Ahmet Bey tarafsız yayın yaptığınız için ve sorularımı sorduğunuz için teşekkür ederim. Sizleri severek izlemeye devam ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Ben Malatya'dan Erzincan'a başarılar, Malatyalıyım. Erzincan Spor'a başarılar diliyorum. Yayınınız çok güzel. Adım Hakan demiş. 3 hafta Bağcılar'da, 3. haftada Bağcılar'da tribündeyiz. Kaleci Bahadır sağlık durumunu soruyor hocam. Söyledim. Aşağı yukarı iyi çalışıyor şu an ama devre arasına kadar aramızda olma ihtimali yok. Devam etmiş. Hocanız tecrübeli demiş. Sabır başarıyı getirecektir demiş. Biz de katılıyoruz ki hocamızı tanıdık az çok. Şimdi takımı tanıdık. İnandık bir kere ya. Teknik ekip olarak yönetimden taraftarlar için talepleri var mı? Varsa bunlar nedir? Talepleri yoksa beklentiler nelerdir? Yönetimle oturup konuşuyorlardır diye düşünüyorum. Tabii ama bizim yani, bu konuda yönetime böyle bir teklifte yani. Ama tabii ki çok daha iç içe olduğumuz yöneticilerle mütemadiyen konuşuyoruz. Yönetimden tabii. taraftarlar için diyor hocam. Yani ha. siz yönetime taraftarlarla ilgili taraftarlar grubunu yani. Tamam işte bizim öyle bir yaptığımız olmaz. Yanımızda konuşuyoruz istiyoruz. Aramızda. Bazı içimizde olan evet. işi dolayısıyla değil de daha aramızda olan zaman zaman daha fazla aramızda olan yöneticilerle onların da görüşleri hep taraftarlarla o birlik
içerisinde olmak onların aynen. en büyük isteği. Burada talep derken ne istiyor bilmiyorum. Onları yanımızda istiyoruz bu kadar. Evet. Yani tesis sorunu çözüldü mü? Volkan tesis konusunda bir kaptan olarak ne düşünüyor? Ya ben tesisimiz sonuçta yapacak bir yerimiz var ama kısıtlı imkanlar var ama sonuçta evet. geçersek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani sağımız önümüzde. Şimdi 3 yıldız bir otelde kalmakla Volkan, 5 yıldız suite odalarıyla, yüzme havuzuyla, asansörüyle, evet. özel hizmetle bir otelde kalmak bir mi? Ya kesinlikle ya, ama yani. Kim istemez daha iyi tesisler değil mi? Evet. En iyisini görmek isteriz ama şartlar bunu gerektirirse gerekirse burada da yani. Yani çok da kötü değil ama kim istemez dediğim gibi iyisini değil mi Arman hocam? Yeni Sümerbank. Malum özelleştikten evet. sonra Sümerbank şeker mi Sümerbank? Şeker fabrikası evet. Evet, fabrikasının içindeki tesisleri gittim gezdim. Çok iyi bir donanıma sahip. Evet. Eksikleri var. Sevgili başkanımız yönetim kurulu ivedilikle evet. Bu işin üstündeler. Tabii bürokrasi Ankara'da bazen çok zor bu işler özelleştirme dairesinde. Evet. Ve perşembe günü bir yöneticimizin Ankara'ya gidip bu evrakları elden dolaşarak 20-30 tane imzanın gerektiğini söyledi. Zaman alacağını. Zaman alacağını ama en kısa zamanda şu an bulunduğumuz tesislerden o tarafa gitme olasılığımız çok yüksek. Başkanımız dediğim gibi ivedilikle uğraşıyor bu işle. Ben başkanın da tuttuğunu kopartacağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir söylemde bulundu. Gerekirse ticaret odasını alıp kulübe verebilirim diye. Bunu bile söyledi. O yüzden ama şu var ki beni en çok mutlu eden bir konulardan bir tanesi bu oyuncu grubunun o tesislerdeki çok kötü değil ama çok da iyi olmamasına rağmen orayı 5 yıldız bir otel gibi benimsemesi. Orada yatıp kalkması. Yemekhanemizde oturması. Yani o zaman ben de geldim. Bakıyorum. Bakıyorum. Evet. Tabii ki her insan çok daha güzel yerde kalmak, mesleğini idame ettirmek, çalışmak ister. Ama bakıyorum hepsi mutlu. Evet. Neden? İşte biraz evvel dediğim gibi takım olma ruhu oradan başlıyor. Yani tabii ki zaman zaman bizler de serzenişte bulunuyoruz. İşte ya şurası olmasaydı, çok daha iyi yer olsaydı. Bir örnek, Erzurum'da 4 tane otel değiştirdik. Bakın. Birinci kamp gittiğimiz, döneminde, birinci kez. Evet, birinci beraber. Gittiğimiz otelde tamamen yönetimin dışında gelişen belediyenin kanalıyla lanse edilen bir yere gittik. Yemeklerinin bir profesyonel kulüpte futbolcuya verilmeyecek şekilde olması. Hijyen ortamının kötü olması. Buna rağmen benim bu oyuncularım sonuçta hepsi çok üstlüklerden gelmiş. Çok profesyonel oyuncular. Buna rağmen sağ olsunlar sevgili Ahmet Bey hiçbir şekilde serzenişte bulunmadılar. Sadece çıkan yemekler konusunda ufak tefek pürüzlerimiz oldu. Buna rağmen biz orada bir hafta 10 gün bir tamamladık. Ondan sonra otelimizi değiştirdik. Biraz daha farklı bir yere geçtik. Ama en sonunda sağ olsun başkanımız, yönetim kurulumuz Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde 10 gün kamp yaptık. Yani o yüzden sevgili oyuncularım bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunları sorun yapmadılar. Şunu düşündüler. Bu yönetim sonuçta bizim arkamızda bunları yapabilecek güçte. Aynı yemeği siz de yiyorsunuz. Tabii ki canım. Teknik kadro da yiyor. Tabii ki canım. Yönetimden bizim ayrı arkadaşlar da yiyor. Yok hayır. Futbolcu kardeşlerindeki o özveriye diyorum. Şey, evet tabii ki. Bakıyor ki benim teknik direktörüm yiyor. Teknik kadrom yiyor. Yönetimdekiler yiyor. Yani demek ki o çok da kötü değil. Ama dediğiniz gibi kim daha iyisini istemez? Herkes ister. Ahmet Beyciğim bir ki yani, bir örnekte hep örnek veriyorum. Evet. Örneğin yani ben sonuçta pro diplomalı bir teknik adamım. Evet. Ben de 5 yıldızlı otelde istesem, sayın başkanım yönetim kurulum ben otelde kalacağım desem teklif de ettiler. Hayır dedim. Benim oyuncum nerede kalıyor? Ben de orada kalırım. Benim yardımcılarım nerede kalıyor? Orada kalırım. Yoksa oteli de var, dayalı döşeli evde var. Ben de kalırım. Ama önemli olan ne dedik? Hedef. Hedef bir tane. Bir tane hedef. Ortak hedefimiz. Ortak hedefimiz. Aynı havayı teneffüs etmeden başarıyı yakala imkanın yok. Bizim bu tür kulüplerde tabii üst gruba çıktığımız Süper Lig'e o daha farklı. Ama şu anki ortamda
aynı havayı teneffüs etmek mecburiyetindeyiz. Evet. Sorular bitmiyor hocam. Diyor şey var mı diyor. Forvet transferi var mı? Düşünülüyor mu hala? Hayır. Transferi yok, kapattık. Transferi en sonu aldık. Yani en son takımımız bitti. Evet. Uşak'tan, Alanya'dan Uşak'a gelen yani, kardeşimizi aldık. Evet. Mert Türkeli'yi. Bitti. Birinci Lig'den transfer var mı? Erman Kılıç'la ilgili neden ayrıldı vesaire. Bunları cevapladık. İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Kerem. Hocam 2 senedir 3. Lig'in en zor grubuna düşüyoruz. Armağan hocam bu konuda ne düşünüyor? Onu da cevapladık dedik. Yani kolay grup yok. Kolay grup yok. Her takım zor. Kolay grup yok. Zoru kolaylaştırmak evet, bizim elimizde. Evet hocam, bunları okumaya kalkarsak ki süremizde zaten çok teşekkür ama, ediyoruz tabii ki bizi yakından takip ettikleri diyorum, için. Erzincan'a, Erzincan halkına, Erzincan spor taraftarına vereceğim mesaj varsa Volkan, onları birlikte olmaya çalış. Sizinle beraber aynı kafada, aynı mantalitede siz sahada, onlar tribünde oynasınlar istiyoruz. Buyurun. Kesin ilk başta bizi bu konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Yani bütün Erzincan halkına teşekkür ederiz. Bizi çok sahipleniyorlar. Ben 2 sene önceden bildiğimden dolayı. Yani içeride olsun, dışarıda olsun desteklerini bekliyoruz. Gelenden de Allah razı olsun, gelmeyenden de. Gelmeyenlerin dualarını bekliyoruz. Sonuçta gerçekten zor bir gruptayız. Zor bir lig başlıyor bizim için. İnşallah geçen sene yarım kalan işi bu sene tamamlayıp direkt şampiyonluğa odaklanacağız. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte inanıyoruz. Hocalarımız, ekibimiz, yönetimimiz, şehir olarak kenetlenip şampiyon olacağımıza inanıyorum yani. Evet. Bu arada da cevap vermeden geçemeyeceğim. Sade Aksu işte taraftarlar gruplarından evet, arkadaşımız. Bir okulumuzda da idareci bu arkadaşımız. Diyor ki Erdem'de kampı en çok takip eden bir taraftar olarak bazı bölgeleri takviye gerektiğine inanıyorum. Lig uzun 34 hafta. Bunu yapmışsınızdır. Tamam hocam. Kadro artık şekillendi bu artık sonra, bu saatten sonra faydası olacağını teşekkür ederim sanmıyorum. Hocama. Sadece hocama da ilgilenen dolayı teşekkür ediyorum. Evet Armağan hocam. Evet. Şimdi burada tabii ki çok şey konuşmaya çalıştık. Evet. Dilimizin döndüğü ölçüde. Türkçemizin el verdiği ölçüde. Yorumlarımız, görüşlerimiz hiç kimseyi kırmak niyetinde değil. Bizim tek amacımız var, hep bunu söylüyoruz. Bugün Armağan Turan var, yarın Mehmet var, öbürsü gün Hüseyin var. Ama gerçek olan bir şey var, Erzincanspor kalıcı bir takım. Şampiyon olmak bu halka yakışıyor, bu ile yakışıyor. Neden çok daha yukarılarda olmasın? El birliğiyle bunu yapacak güçteyiz. Basından biraz da bizlerin yanında olmasını, tabii ki yayıncılık ilkeleri, basında yazan arkadaşlarımız yayıncılık ilkeleri dürüstlük anlamında tabii ki her şeyi yazabilirler. Bu çok doğru bir şey. Ama bu yazıları yazarken de biraz da hataları gördüğü zaman yazmak güzel bir şey. Ama sonuçta sosyal medyayı takip eden birçok insan var. Onları yönlendirirken de biraz daha takımın yanında olmak. Doğruları yazmak doğru bir şey. İlkeli yayıncılık doğru bir şey. Ama bir de takımın yanında olarak iyi gördüğü şeyleri de yazıldığı zaman çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bizde bir atasözü vardır. Her doğru her yerde söylenmez. Evet. Eğer yazacağım şeyler, eğer söyleyeceğim şeyler, eğer yapacağım yorumlar Erzincan'ımıza, Erzincan sporumuza zarar veriyorsa o ne yayıncılıktır, ne yayındır. Giderim, Erzincan evet, küçük yer, hocasıyla görüşürüm, kulüp başkanıyla görüşürüm, idarecisiyle görüşürüm, konunun özünü, özetini alırım. İşte bu Sedat Cengiz olayında olduğu gibi. Ondan sonra yazarım, çizerim diye düşünüyorum. Erzincan'ımız bir tane, Erzincan sporumuz bir tane. Evet, orada evet, tabii ki orada dediğim gibi yani evet, bunun bir total olarak düşünmek yani lazım. İnanıyorum ki o basında yazan arkadaşlarımız da o sosyal medyada bütün Erzincanlılarla evet, herkes Erzincan'ın menfa bir kere art niyet olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Herkes evet, herkes Erzincanspor'un menfaati açısından kesinlikle bir şeyler evet, yapma çabasında. Evet. Ben de diyorum ki bu bir şeyler yapma çabası içerisinde olduğumuz zaman böyle biraz daha sevecen, biraz daha ılımlı, biraz daha yaklaşımlarımız böyle içimize alarak, kabullenerek, hatalarımızı böyle biraz göz ardı ederek. Tabii ki sonunda bir başarısızlık olduğu zaman sonuna kadar yazabilirsiniz. Ama evet, biraz daha böyle tabiri caizse pollyanacılık derler ya, biraz daha böyle gördün mü? Böyle biraz daha menfaat, takımın menfaati açısından evet, global olarak onları toparlayıp sunmak bana göre biraz daha faydalı olacaktır. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Erzincan Spor sizin takımınız, tekrar söylüyorum. Bizi takip edin.
bizi arkamızda durun, 12. adam olarak kalın. Göreceksiniz ki bu takım bu sene bu işi başaracaktır sevgili taraftarlarımız. Hocam o kupa 4 yıla gelecek. İnşallah. O kupa 4 yıla gelecek inşallah. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, o kupa bu sene 4 yıla gelecek. Buna inanın, inanın, inanın diyorum. Gerisini hocama bırakıyorum, Volkan'a bırakıyorum. Takım arkadaşlarına, Erzincanspor'un değerli futbolcularına bırakıyorum. Yönetimine bırakıyorum. Gönlümüzle, kalbimizle ve hizmetimizle RT Şahti ve RT Spor olarak da biz Erzincanspor'umuzun yanındayız. Yönetim kurulumuz da böyle düşünüyor. Ve sonuna kadar destekçiyiz. Basın olarak, Erzincan halkı olarak, Erzincan taraftarları olarak, taraftarlar grupları olarak tüm camiye bir bütünüz, bütün olacağız ve biz şampiyon olacağız. Şampiyon Erzincan. Hayırlı akşamlar diliyorum. Katıldığı için hocalarıma, Sayın Armağan Turan'a ve Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Allah yollarına açık etsin. Hedeflerini şampiyonluk etsin inşallah. İyi akşamlar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.